hani öylesine hadi yazayım diyerek başlanmış bir kitap değildi. Zaten öyle olsaydı bu kitabın sonunda bittiği yerde biterdi. Halbuki arkasından 5 kitap daha geldi aynı hikayeye bağlı olarak. Kurt Seyit benim anne tarafından, yani annemin babası, anne dedem. Ve kendisini ben yaşarken hiç tanıma şansını ermedim. Ben doğduğumda o çoktan vefat etmişti. Fakat hep hikayeleriyle büyüdüm. Yani yaşımın anlama ve hazmetme kabiliyetine göre daha derinleşerek anlatılan hikayeleriyle beslendim. 2,5 yaşındayken ben anneciğim beni kitaplarla tanıştırmıştı. Dolayısıyla ben o küçük çocukluğumu da çok net hatırlıyorum. Çünkü günlerim, mevsimlerim hep bir hikayenin bir kahramanıyla ya da olayıyla iç içe geçtiği için o yaşadığım anın, günün, çevredeki kokusu, o günkü mutluluk halim, ebeveynlerim, ev hayatım, arkadaşlarım, hepsi okuduğum hikayeler ve bende bıraktığı tesirle bir bütün haline geldiğinden görsel olarak çok küçük yaşlardan itibaren net çocukluğumu hatırlayabiliyorum. Çok güzel bir şey bu. Yani hele şimdi böyle 67 yaşına geldiğim zaman geriye dönüp hatıralarımı yazmaya kalktığımda 3 yaşımı net hatırlamam, oturduğumuz evi, komşularımı, oyunlarımı, bebeklerimi, evde konuşulanları, ailede olup bitenleri, ülkede olup bitenlerin, ebeveynlerim tarafından konuşulurken hafızamda kalanlarıyla gerçekten dolu dolu bir hayat kalmış geride, ona bakıyorum. Ve bu kitap tanışmasıyla beraber zaten sanıyorum karakter olarak biraz yatkınlığım da vardı hayal kurmaya. Fakat hayal gücüm iyice gelişti. Çünkü o bilmediğim karakterler, tanımadığım karakterler, hiç gitmediğim, bilmediğim mekanlar, kimi hayali, kimi kurgu, kimi gerçek. Onlarla tanışmak ve onların dünyasını hissetmek arzusuyla o öyküleri dinlemek, daha sonra okumaya başlayınca kendimin okumasıyla inanılmaz zenginleşti hayal dünya. Ve bu anlatılan hikayelerin bellediğim kahramanların içerisinde benim için en önemli olanı Kurt Seyit dedemdi. Neden? Çünkü onun hikayeleri bana anlatıldıkça maceraları. O kütüphanede duran kitapta da paylaştığım, o çarlık üniforması içinde St. Petersburg'da çekilmiş sepya fotoğrafı kütüphanemizin önünde dururdu. Ona bakarak dinlerdim. Sonra o fotoğrafa bakarak kendi hayal gücümde bana anlatılanların üstüne hikaye yaratırdım kafamda. Ve hep şöyle derdim. Bu kadar kitap okuyorum, bu kadar kahraman var, hikayeleri yazılmış. Niye dedemin hikayesini kimse yazmamış? Ya ben illa bir gün dedemin hikayesini yazacağım diye büyümedim. Fakat şimdi geriye dönüp sorguladığım zaman nedenlerine, nasıl yola çıktığımı fark ediyorum ki bilinçaltında böyle bir arzuyla başlamışım zaten çok küçük yaştan itibaren. Dediğim gibi zamanla yaşımın algılayabileceği oranda bu hikaye artarak, çoğalarak işte içine daha derin maceralar, daha romantik maceralar, işte yaşına göre cinsellikleri, o vesaire de girerek hikaye gittikçe büyümeye başladı. Anneannem kitapta da çok özel teşekkürüm olduğu üzere kendisine rahmetle ve şükranla bir kez daha anıyorum şimdi huzurunuzda bu vesileyle. Aslında çok kolay bir evlilik yaşamamış dedemle. Karakter yapıları, yetişme şekilleri, görgüleri, kültürleri, hayattan beklentileri ve hayatı kabullenme şekilleri tamamen zıt iki insan. Ve devamlı onun yolunu açmak, vizyonunu genişletmek, hayatını daha güzelleştirmek ve daha özgüvenli bir kadın olması için özen gösteren dedeme de uzun müddet direnmiş. O kadar bağnaz bir dünyanın çocuğu ve genç kızı olarak büyümüş ki kabullenmesi çok zor olmuş. Ve dolayısıyla bunun getirdiği sıkıntılar çok evlilik hayatlarını da rencide etmiş,
üzüntüler, yaralar yaratmış. Ve ona rağmen, onlara rağmen bana anılarını bir kez daha, ben artık anneanneciğim bunu yazmak istiyorum, bir kez daha sadece bunu konuşarak oturabilir miyiz dediğim o iki sene geçen süre içerisinde, aslında yaşarken yaşamamayı tercih ettiği, yaşadıysa şayet unutmayı tercih ettiği her şeyi o kadar açık, o kadar net, sanki biraz da kendi kendiyle bir vicdan muhasebesi yapıyorcasına açıklıkla bana anlattı. Eğer o olmasaydı bugün bu hikayenin olması mümkün değildi. Şimdi özellikle yabancı okurlarımdan Brezilyalı olan okurlarım, İspanyol okurlarım, onların biraz daha farklı romantizmle, aşkla ilişkileri daha iniş çıkışlarda kuvvetli hissediyorlar sanıyorum. Türkiye'de de var böyle bir okurlarım, Amerika'da da, Avustralya'da, ama bu bahsettiğim Latin ülkeler özellikle sanki sadece o hani aşkın kırmızısı üstüne yaşayan kadınlar ve erkekler diyebileceğim kişiler, bunlar da daha büyük yara yarattı bu kitabın bitişindeki netice şekli. Ve hep şuradan yana bir sevgi ve Murca'ya karşı bir kızgınlık. Seyit'e de Murca'yı seçtiği için bir kırgınlık yaşandı birinci kitabın sonunda. Şimdi ben bunu demin de sohbetimizin başında söylediğim gibi çok daha farklı yazabilirdim. Ve hiç de yazılmayabilirdi. Evet, dedem sonunda Şura'yı gönderdi. Murca'yı eş olarak aldı kendine, ama o Murca sayesinde ben Şura'yı anlatabildim. Eğer dedem zaten Şura'yla hayatını birleştirseydi ve beraber yollarına devam etselerdi, ben zaten olmayacaktım. Ve ölüp gittikten bunca sene sonra Kurt Seyit'i de Şura'yı da yani bilen kimse olmayacaktı aile fertlerinden, hatırlayanlardan başka. Dolayısıyla bütün kızgınlıklarına rağmen okurlarımın, her zaman onu hatırlatıyorum ki bu kitabın var olma, kitapların var olması ve Murca'nın da kendisidir aslında. Tabii o dediğim gibi benim hayal gücüm, benim bu hikayeyi anlatma arzum, anneannemin son derece reel bir şekilde bana dedemden, dedemin geçmişine ait dinledikleri dahil olmak üzere ve kendi yaşadıkları dönemi büyük bir netlikle anlatması çok besledi beni. Ve geçmişimle geleceğim arasında ben son köprüyüm. Bunu kütüphanemizde çocuklarıma, torunlarıma bırakacak bir özet olarak hazırlayayım dediğim olay yazmaya başladığım andan itibaren romana dönüştü. Yani kitapta okuduğunuz sayfayı açtığınız zaman başlangıç neyse benim orijinalde başlangıcım da odur. Değiştirdiğim ne bir bölüm, ne sildiğim, ne eklediğim hiçbir şey olmadı. Başlayıp bitirdiğim gibi edit edilip matbaaya gitti kitap. Çünkü iki sene anneannemle her gün 4-5 saat oturduğum ve dinlediğim, onun bütün beden dilini, mimiklerini, gözlerindeki ifadeyi, her şeyi parantezler içerisinde, her söylediğinin yanına not alarak geçirdiğim o iki senenin sonunda, bir iki senede çok ciddi bir ansiklopedik araştırma yaptım. Çünkü anlatılan dönemler 1862'den ve benim bunları yazdığım, çalıştığım tarihte henüz daha gidilemeyen, araştırması yapılamayan kapalı dünya Rusya'dan başlayan bir hikaye olması hasebiyle, Türkiye'mizde maalesef geçmişe dönük ne bir sokak, ne bir çeşme, ne bir sur kolay kolay artık bulamayacağınız için süratle topografyası değişen ve mekanlara da hakkıyla değeri verilerek tutulup ileri nesillere geçirilmediği için tamamen ayrı bir dünyadaydım.
Rusya'da özellikle onun için gitmedim ki Glasnost başlamıştı. Ben kitabı bitirmeye yakın. Bir an durdurup bir Rusya seyahati yapmak istedim. Fakat henüz zamanı olmadığına dair bir yakın arkadaşım başkonsolostan bir bilgi almanın dışında anlattığım devirin Rusya'sıyla insanlarıyla komünizm aşamasından geçmiş, henüz Glasnost'ta dahi geleceğinden emin olmayan, korku içinde yaşayan insanların ülkesinde benim hayal gücümün kırılacağına inandım. Nitekim kitap çıktıktan sonra gittiğimizde de iyi ki gelmemişim yazarken dedim. Fakat çok sıkı bir araştırma yaptım. Yani bugünün imkanları yoktu. Bahsettiğim 1800'e de gittim şimdi, çok iyi. 1990-92 arasından bahsediyoruz. O çalışma internette de çok kısıtlıydı o zaman. Ve bulabildiğim sahaflar dahil bulabildiğim, konuşup görüşme yaptığım, notlarını, anılarını topladığım İstanbul'daki Beyaz Ruslar, Paris, New York'taki, Los Angeles'taki Beyaz Ruslar ve bir büyük yaradanın lütfu, olayla bunu ileride sohbetimiz sırasında sorular gelirse daha detaylı anlatırım. Şura'nın bizzat ablasıyla buluşmam, tanışmam ve 7 ayımı onunla beraber geçirmem gerçekten mucizelerin olduğuna, mucizenin var olduğuna beni inandıran birçok faktörden bazıları oldu. Ve kitap yazıldı. Kitabım çıktığımda şöyle bir düşüncem vardı. Bu kitap ya çok satacak ya hiç satacak. Hiç satmayacak yani. Çünkü o tarihin 1992'de ödül almış, çok satan kitapları takip ettiğim için kitap dünyasını gördüğüm kadarıyla hep böyle bir yeni modern bir Türkçe denemesi, farklı bir anlatım tarzıyla hitap gelişmişti. Ben ise son derece klasik, bitmiş, neredeyse unutulmakta olan bir dönemin diliyle konuşur gibi abartmadan, anlaşılır bir şekilde ama detaylara çok önem vererek, özellikle psikolojik detaylara, mekan detaylarına çok önem vererek yazdığım bir kitaptı. Okur için çok sıkıcı da olabilirdi. Şöyle bir şansım oldu. Hiç tanımadığım köşe yazarları, çok saygın ve çok kalabalıklar tarafından takip edilen köşe yazarlarınca çok iyi değerlendirmeler aldı kitap. Ama onlardan önce beni kanatlandıran bir şey oldu ki kitabın gidişatı ile ilgili umut verdi. O da rahmetli büyük usta Atilla İlhan'ın kitabımı matbaaya gitmeden önce okumuş olmasıydı. Kendisini hakikaten okuyup geri döneceğini dahi tahmin etmiyordum. O dolu dünyası için, kalabalık ve meşgul dünyası içinde. Fakat bir hafta 10 gün sonra bana şahsen telefonla aradı ve dedi ki Nermin, bu bir klasik, aynı annede bir Rus klasiğini okuyor tadıyla okudum. Tek hata bulamadım ve cesaretle yazılacak bir şey. Herkes buna cesaret edemez. Seni tebrik ediyorum, yolun açık olsun dedi. Ben zaten ondan sonra kitap satmasa da yetmişti bana. O kadar mutlu oldum ki diyorum ya, gerçekten iki kanadım olduğunu hissettim sırtında. Zaten zihnimde böyle bir kanatlarım hep vardır pırpır. O gün gerçekten kanatlandım. Sonra da dediğim gibi çok güzel kalemler, sağlam, iyi ve okunur kalemler köşelerinde çok güzel yer verdiler. Ve birdenbire Kurt Seyit Şura okur dünyasına, okurların yüreğine, sadece kütüphanelerine değil yüreğine de girdi. Anneannemle ve araştırmalarımla yaptığım çalışma o kadar yoğun, o kadar derin ve o kadar çok dosya kaplamıştı ki orada da bırakamadım. Arkasından Kurt Seyit Murka, ondan sonra Mengene göçmenleri geldi. Son 5 sene içerisinde de artık
devamının şart olduğu Şura'nın Paris hayatını anlatan, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra 24 ile 27 arasındaki bölümünü anlatan Şura kitabım ve annemin bizzat hayatından, daha doğrusu birinci ve ikinci kitabımda çok kısa bahsettiğim, çok isim vermeden anlattığım bir aile sırrının artık annem öldükten sonra onun da vasiyetiyle ona bir dua göndermesi niteliğinde yazdığım bir harp gelini kitabı vardır. O da Kuseyit, Murka ve kızlarının hikayesini ve o günün Türkiye'sini ve Rusya'sını anlatan bir kitap. Yani tarih muhakkak oluyor içinde. Bir de bu aile geçmişimi incelerken ve yazarken yaşadıklarım bende yarattığı tesir ve bilinçaltında çocukluğumdan beri dinlediğim bu hikayelerin, izlediğim ebeveynlerin ve atalarımın hikayelerinin benim karakterimde, benim oluşumumdaki tesiri hayata asılışta, hayatla kavgamda, hayatla sulhumda, insani ilişkilerimde, aşk ilişkimde, kendimle, kendimi dinlemekle ve kendimle mücadelede ne tesirler yarattığına dair böyle bir karşılaştırmalar yaptım. Geçmişimin ve hikayelerini bana ne öğrettiğine dair. Masalsı bir dille yazılmış Dedem Kurt Seyit ve Ben kitabım vardır. O denemeler tarzındadır ama hepsini emeğini verdiğim bir Kurt Seyit nehir roman dizisi olarak düşündüğümüz zaman 5 roman ve bir denemeden toplam 6 kitaptan oluşan bir hikaye oluştu sonunda. Siz de bunlardan birine buluşmuşsunuz. Ne mutlu bana. Şimdi sizin sorularınız çoktur. Ben onları da aydınlatmak isterim bu vesileyle. Bir de süremizi bilmek istiyorum. Sizlerin şeyi var mı, limiti var mı yoksa böyle kısa kısa mı keseyim? Çünkü ben konuşmaya başlayınca hikayem çok kolay bitmiyor bazen. Size kalmış Nermin Hanım. Biz tamam. Çok sorduğunuz kadar ben cevaplayacağım. Ben de size ayırdım bu bir iki saatimi. Bugün keyifli bir pazar. Ben de size ayırdım bütün saatleri. Ne mutlu. Çok teşekkür ederim. Nermin Hanım, ilk soruyu ben sorayım o zaman. Kurt Seyit'in doğum ve ölüm tarihini biliyor musunuz? Eminim biliyorsunuz. Tabii dedemin doğum tarihi, özür dilerim ben de telefonumu bir şeyden çıkarmak istiyorum. Özür dilerim, unutmuşum. Çalmasın öyle. Dedemin doğum tarihi 1892. Ayını bilemiyorum ama anneannemin dedemden duyup bana anlattığı kadarıyla bizim ailenin bağlarının bağ bozumu zamanıymış. Yani herhalde Eylül sonu Ekim içinde bir tarih olmalı. Onu bilemiyorum. O kayıt bende yok. Ölüm tarihi de 1944. Peki tekrar Rusya'ya gidip ailesini görme imkanı, özür dilerim, 45. Ailesini tekrar görme imkanı oldu mu? Hayır. Geldikten sonra hiç gidemedi herhalde. Yani ailesine, baba topraklarına ve geçmişine hasret yaşayıp ölen bir insan. Yani ancak arada bir kaçıp gelenlerden sadece kötü ve çok hüzünlü haberler alarak görmeden vefat ediyor. Benim için ayrıca çok güzel bir aşk hikayesi artı kültürel bir kitap, dizi oldu. Kitabınızı dediğim gibi özür diliyorum. Henüz okuyamadım ama en kısa zamanda başlayacağım. Benim açımdan bir Türk yazarı tarafından yapılmış çok ender, belki de ilk Türk dizisi, böyle Rus tarafını anlatan ve Kırım Türkleri hakkında çok ilgimi çekmişti. Feride bu arada Azerbaycan'dan, hani her şeyi detayıyla biliyorsun, özür diliyorum ama ben kendi adıma söylediğim zaman Kırım Türklerinin bu acılarını, hani bu kadar her şeyin sahibiyken onların kaybedişim, o dönem içinde İstanbul'la her şeylerini bırakıp gelmek zorunda kalışları, İstanbul'daki durumlar zamanında çektikleri, benim açımdan dediğim gibi çok ilginç bir konu oldu. Buradan başlayarak tekrar Kırım Türkleri ile ilgili araştırmalar yaptım. Siz bana bir şekilde
İlham verdiniz. Teşekkür ederim. Ve gerçekten Kırım Türkleri hakkında ne kadar önceden az bilgim olduğu konusunda utandım. Bir şekilde sanmayın. Türkiye Kırım Türkleri ne yazık ki çok bilinmiyor. Bir bakıma da sebebi galiba Rusya ve Türkiye arasında karışmış, daha çok bizim açımızdan belki Ruslara ait, hani Türklükten çıkmış, Türklükle ilgisi olmayan kişiler gibi. Tarihimizde pek Kırım Türkleri ile ilgili çok bir şey öğretilmedi bize. Özellikle bu her şeylerini kaybettip İstanbul'a kaçtıkları dönemlerdeki yaşadıkları problemler, birçok insanın topraklarını bıraktı. Ben gerçekten o kadar bilgim yoktu. Belki benim kendi cahilliğimden ama çok rica ederim, rica ederim. Maalesef yani bunu sizi kendinizi hiç suçlamayın. Ben de senelerle okuduğum tahsil sürecimin yani yüksekokul, üniversite bitene kadar okuduğum hiçbir kitapta, hiçbir tarih bilgisinde bizim Kırım Türklerinin, yani Kırım'ın başına gelenler hiçbir zaman yer almamıştır. Bilinmez. Şimdi kitabı okuyunca göreceksiniz. Dizi çok yerde böyle ufak tefek değişiklikler yapıldı. Yani fiziki ve maddi imkanlar ve finansal imkanlar dizide bir edebi eserin sırasında gitme iznini vermiyor maalesef. Bazı olaylar hızlandırılıyor, bazı karakterler ekleniyor, bazıları çıkarılıyor. Bazı farklı karakterler birleştiriliyor, bir karakter kimliği altında toplanıyor vesaire. Fakat özetle gördüğünüz olay aslında en büyük vahşet 18 Mayıs 1944'te yaşanıyor. Yani Eminov ailesinin ve diğer Kırımlıların esas başına gelen büyük vahşet o tarihtedir. Dizide onu biraz hızlandırarak öne aldılar. Dedem Türkiye'ye geldiğinde ailesi arkada henüz sağ salim. Fakat dedenin kaçışından sonra Bolşevik rejimiyle beraber epey bir zorlanıyorlar. Sistemin darbesine maruz kalıyorlar. Fakat mesela Stalin'in emriyle 18 Mayıs 1944'te Kırım Yarımadası bir gecede boşaltılıyor. Ve şimdi Alman mezalimine, Musevilere yapılanları yüzlerce kitap, yüzlerce film tekrar tekrar farklı açılardan bakarak dünyaya tanıttı. Bizim Kırım Türklerinin o 44 soykırımında aynı şekilde hayvan katarlarına doldurularak çoluk çocuk yaşlı Sibirya sürülüyorlar, kapalı nefes alınmayan, sadece arada bir su verdikleri, aç bir ilaç ve yarısı Sibirya yolunda telif oluyor zaten. Ölenleri tren yoluna atıyorlar. Sibirya'ya varanlar da, dayanabilenleri de çocukları ayırıyorlar, büyükleri ayırıyorlar. Büyükler çalışma kamplarına gönderiliyor. Çocuklar da Özbekistan, Tacikistan gibi Sovyet Cumhuriyeti'nin uzak köşelerinde ailelere evlatlık olarak veriliyorlar veya yetimhanelere bırakılıyorlar. Yani büyük bir vahşet, büyük bir dehşet yaşanıyor ve esas büyük kayıplarda o aradaki bir devirde muhtelif süreçlerde yine Kırım'a yönelik başlıyor. Ama zaten ihtilalden Bolşevik ihtilalinden sonra rejim Stalin sadece bırakın azınlık diye kabul edeceğimiz Kırımlıları, Musevileri, Tacikleri vesaire kendi kendinden olduğunu söylediği 6 milyon insanı öldürtmüş bir insan. Yani dolayısıyla bunu hani sırf bize oldu da başka kimseye olmadı gibi de ayıramayız. Fakat Kırım Türkleri ayrıca yerlerinden, yuvalarından, kimliklerinden yok edilerek bir darbe alıyorlar. Ben 1992'de kitap çıktıktan sonra Kırım'dan aldığım bir davetiyle Kırım'a gittiğimde büyük bir heyecanla gittim. Dedemin fotoğrafı, aile evinin fotoğrafı çantamda. Ve 1992 Ağustos'uydu.
O Aeroflot'ta Karadeniz'i geçerken şöyle aşağı baktım. O zaman 84, 85 sene miydi dedemin geldiği oradan? Dedim, yani o kadar sene evvel dedem arkasında kurşunlar bir kardeşi kıyıda bırakıp hiçbir daha evini, sevdiklerini, yuvasını, gençliğini terk ettiği toprakları bir daha görememek üzere taka sırtında buradan bu tarafa geçmişim. Ben bir uçakta elimde vodkam aynı yere gönüllü olarak gidiyorum. O çantamdaki fotoğrafla ben dedemi sanki hasret gittiği vatanına geri götürüyor gibi gittim. Ve orada kaldım, bir hafta boyunca ağladım. Yani nereye baksam ağlıyordum, nereye dokunsam ağlıyordum. Dedemin ayak izlerinde bütün Kırım'ı dolaştık. Rahmetli ilk eşimle beraber. Ve o seyahatim benim hasretime, geçmişime, hasretime, dedeme olan özlemime bir çare olacağını zannediyordum. Halbuki hasretlerime hasret, acılarıma acı eklendi, geri döndüm. Çünkü orada bu gerçekleri öğrendim. Sürgün yerlerinden yavaş yavaş geri gelmeye çalışanlar vardı Orta Asya'dan. Onlarla buluştum. Ailemi tanıyanlar çıktı. O çok küçük olmalarına ya da genç kız, genç delikanlı olmalarına rağmen çok net hatırladıkları o vahşeti anlatanları dinledim. Geri dönenlerin ve orada yeniden ana vatanlarında kendilerine hayat kurmaya çalışanların karşılaştığı zulümü gördüm. Yani o bir hafta beni tebessümle tedavi edeceğine, gözyaşlarıyla iyice yüreğimi, zihnimi parçalayarak geri gönderdi. Maalesef bu Türkiye'de bu anlatılmıyor, bilinmiyor. Kırım'ın kaderine terk edilmişliği hiçbir şekilde kabullenilmiyor ve konuşulmuyor. Bu kitapla ben biraz da o sesi, o nefesi duyurduğumu gördüğüm için, ayrıca kitap kendi kendine bir farklı, benim düşündüğümden farklı bir misyon da edinmiş oldu. Bu ve arkadan gelenler. Çok teşekkürler. Ben Benim teşekkür için ederim. oldu. Gerçekten çok araştırma yaptım sonra Kırım Türkleri için. Ve halen daha Kırım, biliyorsunuz, kaç senedir Rusya'nın yeniden işgali altında. Ukrayna'nın bir eyaleti, vilayeti olması gerekirken dahi bugün Rus kontrolünde, bağımsız değil, direkt Kırım'a uçuş bile yok. Evet. Yani acıları bitmeyen bir yarımada. Bu konuda bir Evet. şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Kitabı okurken o noktalara vardığımda kendi ailemin hayatını da yaşamış gibi hissettim. Çünkü babam tarafı, babaannem, dedem, amcalarım hepsi sürgün olunmuşlardı ama Azerbaycan'dan. Kazakistan'a sürgün olmuşlardı aynı Stalin'in emriyle. Ve babam 44 doğumlu rahmetli ve şey anlatırdı, okul yıllarını anlattığında hep çocuklar arasında Kırım Türkleri de vardı diyordu. Çünkü hepsi o zaman Sovyet'in farklı yerlerinden Kazakistan'a, Kırgızistan'a falan o yerlere Sudanistler, evet. Evet, babamın sınıfında da Kırım Tatarları çocukları vardı. Hatta fotoğrafı var. Eski böyle kıyafetlerde çocuklar böyle çok fakir fakir hepsi oturuyorlar. Aklımdan şey geçti. Acaba dedim Nermin Hanım'ın akrabaları da var mıdır bu çocukların arasında? O kitabın o kısmını okuduğumda çok relate oldum. Yani çok hassas bir şeydi benim için de o şeyleri okumak. Evet. Güzeldi. Yani ben ailemin bireylerini hala daha bulmaya, yani onlar beni artık bulmaya devam ediyor. Çok çok uzun bir süreç ama şuna beni bir kez daha inandırdı ki bu kitap ve arkasından yaşadıklarım tarih katiyen statik bir şey değil. Siz araştırdıkça ve zihninizi, yüreğinizi açık tuttukça o konuda devamlı bilgi size akmaya devam ediyor. İlgilendiğiniz için devamlı karşınıza çıkan her şeyde ona ait
o aradığınıza ait bir parça bulmaya başlıyorsunuz. Ve ilk kitapta okuyanlar şimdi tanıdılar Osman amca, yani dedemin en küçük kardeşi, kaçarken kıyıda vuruldu diye bildiğimiz. Onun ben bundan 2 sene evvel Kırım'dan gelen bir telefonla, bütün oradaki kuzenler bir araya toplanmışlar, bir reyunion yapmışlar ve orada beni aradılar. Dediler ki Osman amcanın oğlu burada, sana bir şeyler anlatacak. Ben dedim ki yanlışlık var herhalde. Çünkü Osman amca daha henüz 19 yaşındaydı. Benim bildiğim çocuğu yok, ailesi yok. Yok dediler. Şimdi yani biz de birbirimizi bulduk ve hikaye tamamlanıyor. Meğer Osman amca ölmemiş. Komada kalıyor çakıların üstünde. Ve dedemin kaçmasına yardımcı olan balıkçı onu alıyor, saklıyor kulübesinde, tedavi ediyor. Aylar sonra kendine geliyor. Ve sonra da kalabalığın arasına karışarak yaşamını devam ettiriyor Osman amca. Evleniyor. İkinci Dünya Harbi'nde Sovyet askeri olarak cepheye gidiyor. Almanlara esir düşüyor. 4-5 sene esaretten, yani harbin bitmesiyle ancak esir kampları boşaltıldığında geri geliyor. Bu defa da Sovyetlerin çok yaptığı bir şey bu. Esir düşse dahi geri dönenleri esir düştüğü ülkenin casusu olarak kabul ediyor. Ve güven yitirilmiş oluyor. Bu defa doğuya, arkadan Sibirya esir kampına sürülüyor Osman. Yani o dedemin öldüğünü zannettiği gün ölmemiş ama ondan sonra hayatını bir dinledim. Yani Osman'ın hayatı o gün ölse miydi, daha ölse mi daha iyiydi? O kadar üstüne işkenceyle yaşadığı bir hayat mı daha iyiydi bilmiyorum. Ve Osman'ın oğluyla konuşma şansım oldu. Yani böyle dağılmış, hele özellikle baskıcı toplumlarda birbirinden uzaklaşmış, artık ortak lisanı bile konuşmayan yeni nesil akrabaların birbirini bulması gerçekten çok gönül koymaya, çok araştırma yapmaya ve çok arzu etmeye bağlı bir şey. Ama orada da şimdi o ivmeyi uyandırdım ben birkaç sene evvel. Dolayısıyla onlar da, orada kalanlar da birbirini bulmaya devam ediyor, kalabilenler. Ve ondan sonra da benle de irtibat kuruyorlar. Yani aile ağacı devamlı şey değiştiriyor, tarih, isim, yer, mekan değiştirerek hareket halinde bir ağaç benim için şu an aile ağacım. Evet. Nermin Hanım, Şura neden pasadereye geldi? Bıraktım, elimi kaldırmıştım. Pardon, lütfen. Ege ablacığım, sen sonra. Buyurun. Atatürk Kültür Merkezi'nin burada kurucu başkanıyım. Çok çok bu grubun bugün hele bu kadar kalabalık olmasından çok mutluyum. Çok teşekkürler. Kitabınızı yani şeysiz okudum, nefessiz. Benim dikkatimi çeken birkaç şey var, bir iki sorum var. Bir tanesi, baba tarafından dedenizin o binbaşı Ali Nihat Bey olması. Evet. Eminim ki orada da inanılmaz hikayeler var. Yani Rusya'ya düşüp onun hakkında yazmayı düşünüyor musunuz? Evet, evet, evet. Fakat çok çok acı ki ben esasında o hikayeyi de hemen Kursey Şura'nın arkasından yazacaktım. Ki o bağlantı da okurun zihninde tazeyken hikayeyi keyifle takip etsin diye. Ve çok yakın paşalar ve üst kadro askeri ya da görevli arkadaşlarım olmasına rağmen bana dedemin hatıralarında olan anlattığı son cepheden Ruslara esir düşenleri nereye gönderene dair hiçbir bilgi veremediler. Kaydı yokmuş. Yani esir düşen düşmüş, nereye gidildiğine dair hiçbir
araştırma soruşturma yapılmamış. Yani bildiğim kadarıyla o hikayeydi ama bu defa kurgusu çok daha fazla olarak. Çünkü yaratmak zorundayım. Tamamlanacak bilgi elimde yok. Tarihi olarak, tarihi belge olarak. Ona da hazırlayacağım kendimi. O da kendi zamanını bekliyor. O konuda yalnız en acı olan, bana çok hüzün veren şey, o dedemin aslında gün be gün hatıra defteri tuttu. Ve Türkiye'ye geldiği zaman halamın bana anlattığı 7-8 böyle albüm büyüklüğünde anı defterleri varmış. Ve iş yerindeki kasasında tutarmış onları. Fakat vefat ettiğinde ikinci eşi kasayı açtığında onları yok etmiş. Yani sahaflara mı sattı, yaktı mı, attı mı onu bilmiyoruz. Ve ben onu duyduğum zaman halamdan hüngür hüngür ağladım. Yani orada kim bilir neler vardı gün boyu. Çünkü çok da kalemi kuvvetli ve yazmayı, her şeyi, not almayı seven bir insan. Mesela şöyle de hoş bir hikaye geldi. Alakasız sorduğunuz soruyla ama kusura bakmayın. Nöbetçiyken şeyde Haydarpaşa'da her akşam Emir Eri ile babaanneme ya bir küçük şiir ya bir aşk mektubu kısa yazar zarflar gönderilmiş. Emir Eri beklermiş. Babaannem ona cevap yazarmış. Emir Eri onu geri götürmüş. Yani hayatı notlarla ve kendini yazarak ifade eden bir adamın, kim bilir o 2,5 hatta evveliyatını da alırsak savaşa, cepheye gidişlerine, belki de 3-3,5 senelik muazzam bir elimde kaynak olacaktı. Maalesef o yok. Onu da artık iyi saatte olsunlara bırakacağım. İstihareye yatacağım. Hayal gücüme müracaat edeceğim. Ve kurgusunu ona göre yaparak anlatacağım ama birebir maalesef kendisinin anlattığı hikaye olmayacak tabii. Bence genetik bağlantımız olduğu için hani istihareden ziyade bu size bir şekilde gelecek o duygular. Ona inanıyorum. Ben ona inanıyorum. Benim istihare dediğim o zaten. Yani genlerimizde bütün hikayelerimiz yazılı. Onlar size bir şekilde gelecek. Evet. Evet ve sizin ikinci sorunuz da vardı Egemciğim. Vardı, evet. Şey olarak Eskişehir'de büyük bir Kırımlı. Evet. Çok kalabalıklı. Topluluk vardır. Benim oradan çok arkadaşlarım vardı. Onu sormak istedim. Bir, ikincisi Ahıskalı Türkler. Hı hı. Bir kısmı San Diego'ya geldiler. Hala 1920'lerin şeysini konuşuyorlar, Türkçesini. Çok hoş. Etmişler, etmişler, korkunç şeylerden geçmiş onlar da. Fakat gördüğünüz zaman işte şey diyor, yani biz Rusya'da kaldık, sürüldük, Stalin bunu yaptı, onu yaptı. Fakat yani hala bizim Osmanlıca konuşuyorlar. Yani köylü Osmanlıcası. Çok çok enteresan. Acaba sizin kuzenler gördüğünüzde bu sürülmeye falan rağmen hala esas dillerini koruyabilmişler mi? Evet, evet. Yani Tatarca, aralarında Tatarca konuşuyorlar zaten. Onu hiç bırakmamışlar. Ama benle konuşabildikleri ortak, yani Tatarca konuştukları zaman anlıyorum. Benim Türkçemi de onlar anlıyor. Fakat çok sahatli, böyle sizinle şu an konuştuğumuz gibi diyalog olmuyor. Çok yeni nesilleri de Tatarcayı daha az biliyorlar, yani yeni yetişenler. Rusça tabii ana lisanları senelerle, yani Tatarcayı da gizli gizli kendi aralarında konuşarak fakat idame ettirmişler. Yani geleneklerine, göreneklerine ve aydınlık bir bakışta dinlerine bağlı lisanlarını kaybetmeden getirmişler bugüne kadar. Çok teşekkürler. Rica ederim, rica ederim.
Dilekçim emoji el kaldırabilirsin emojiden. Tamam Dilek onu gördüm. Buyurun Dilek Hanım. Ya da kim Merhaba. Evet evet teşekkür ederim Sibel. Ben acemiyim biraz. Ben hikayenizden çok etkilendim gerçekten ve şeyin hiç tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Biz sürgün, göç bunlar benzer şeylerdir ve hepsi birer insan ruhsallığında travmadır aslında. Tabii ki sürgün çok daha acıdır ama göç de istemli bile olsa hepimizin daha geçmiş bütün ayrılıklarına temas eder ve biz burada bir sürü göçmen olarak sizi burada tabii ki misafir ediyoruz ve hiç tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Kırım'a gitme hikayeniz bana şeyi çağrıştırdı. Sanki Kurt Seyit sürgün şekilde Türkiye'ye gidiyor ve orada hiç hayatta kalma moduyla yaşıyor ömür boyunca. Yani hiç tutulmamış yasları var. Evet. Sanki nesiller arası aktarımda siz onun adına bir yası tutmaya gitmişsiniz ve kafanızda bir kurgu varken orada bir takım gerçeklerle de yüzleşmişsiniz. Ve diyorsunuz ki hani sevinmek için gitmedim, bir hüzün ve bir hafta boyunca ağladım. Sanki bana orada gerçekleşmiş ve sonunda tutulabilmiş bir yas hissi verdi. Bilmiyorum ne düşünürsünüz evet, burada? Evet. Çok haklısınız. O aslında bitmeyen bir yas. Hani genlerden bahsediyoruz. Şöyle bir şey anlatayım. Ben çok mutlu bir çocukluk geçirdim. Yani son derece disipliner ama... bana her daim sevildiğimi, özenildiğimi, istenerek doğrulduğumu ve çok özel olduğumu hissettiren bir anne. Anneme hayatı boyunca aşık, benim gözümün içine bakan, yumuşacık, sevgi dolu bir babayla büyüdüm. Sadece mutluluk hatırlıyorum çocukluğuma düşündüğüm zaman. Genç kızdığım hakeza. Çalışkandım, başarılıydım, disiplinliydim ama hayat sevgisi dolu bir genç insan oldum her zaman. Okullarımı başarıyla bitirdim. Tahsilim istediğim gibi başarıyla geçti. İş hayatım, ilk evliliğim, bebeklerim, sosyal hayatım, sonra kendi kendime geliştirdiğim ve ürettiğim şeylerle hep mutlu, zaten çok küçük şeylerden de mutluluk arayan bir insan olduğum için hüznünden ziyade keyfi bol ama o derecede duyarlı ve sorumlu bir insan olarak yetiştim. Fakat benim içimde hep çözemediğim böyle bir hüzün vardı. Yani sebebini bilemediğim, anlayamadığım ve sık sık böyle hıçkırıklarla boğazıma gelip oturan, beni ağlatan, hatta arada bir de böyle mazoşist bir duyguyla hani şu işte Smetana'nın Vatanında mı koysam da daha iyi ağlasam, bu halimi içine atsam diyerek ağlamak ve boşalmak için sebep aradığım bir hüznüm vardı. Ne olduğunu aramadım, hep merak ederdim. Ben hatırlamadım, bilmediğim. Şu an bir travma mı yaşadım acaba? Bilinçaltında bir yerde yerleşti. Bunu annemle de çok konuştuğum oldu. Ve yok yok sebebini bulamıyoruz. Sonra ben bu kitapları özellikle ilk kitabımı yazarken şunu çok net gördüm ki bu hüzün aslında gerçekten benim şahsıma ait bir hüzün değil. Ben ebeveynlerimin yaşadığı, bu kitabı yazarken Kurt Seyit dedemin yaşadığı, onun ailesinin yaşadıklarını, acıları, bitmeyen hasretleri, hüzünleri, kayıpları, işte geriye dönülemeyen vatan topraklarını, kaybedilen sevilenlerin, onların, yani dedemin ruhunda kalan, o acıyı, o hüznü tamamlanmamış hayallerin hepsinin acısını ben genlerimde hissettiğim için bu kadar hüzünlü olduğumu fark ettim. O kadar hissederek yazdım ki ben günlerce yemeden içmeden odadan çıkmadığım olurdu.
hele hele ikinci kitabın son bölümünde artık dedemin hayatının sonuna geldiğimde şöyle bir hisse kapıldım ve durdum. Ne yazacağımı bilmemekten değil, o çok netti ne yazacağım. Ama hele intiharla öldüğü için, intihar akabinde öldüğü için. 1892'de doğumunu yaptırıp bebekliğinden itibaren sanki elimde büyüttüğüm, sünnetini izlediğim, maceralarını izlediğim, aşklarını izlediğim, işte yatılı okula teslim ettiğim, oradan cepheye gönderdiğim ve sanki artık benim elimde sıfırdan hayat bulmuş, büyümüş ve belli bir yaşa gelmiş bir insan dedem. Ve kitabı sonlandırınca, o son sahneyi yazıp son noktayı koyduğum zaman sanki onu bir kez de ben öldürüyorum duygusuna girdim ve o noktayı koyamadım 3 gün. Çok çok zordu benim için. Çok hissederek yazdım. Yani başladığım zamanki Nermin'le bittiğindeki Nermin artık aynı Nermin değildi. Dünyaya o anlattığım bütün insanların bütün yaşadıklarının üzerinden bakmayı öğrenmiştim. Ve şunu da hep söylüyorum o günden beri. Bir insanın tecrübe edilmesi için bir fiil şahsen her şeyi yaşaması şart değil. Eğer bir başkasının yaşadığını, geçirdiğini, başından geçenleri empati kurarak, kendinizi onun yerini kurarak, onun gibi hissetmeye çalışarak ve başınıza gelebileceğini düşünerek yaşarsanız o da bir tecrübe oluyor insana. Ben bu anlamda geçmişimi bu ve diğer kitapları yazarken inanılmaz tecrübe edindim kendimin başına bir fiil gelmemesine rağmen. Ve ben kitabı yazım sürecine geçtiğim süreçte o bir buçuk sene içerisinde her gece sadece dedemi gördüm rüyamda. Ben çok rüya görürüm ve renkli rüya görürüm. Benim de rüya defterim vardır. Not alırım rüyalarımı. Bazen yanına desenlerle gördüğümü destekleyecek çizimler de yaparım. Hani bir gün geriye dönüp baktığında daha net bana hatırlatsın diye. Ve sonradan o rüya defterim kitaplarımda kullanmaya başladım. Çok güzel bir eleman oldu. Hele kurgu yazdığım zaman çok işime yarıyor. Fakat Kurseyit ve Şura için durum şöyle farklıydı. Her gece dedem beni atının terkisini alıyordu rüyamda. Ve bütün o benim işittiğim hikayeleri kendisi anlatarak bana hakkındaki anneannemden, annemden duyduğum şeyleri kendisi anlatarak beni belli yerlerde gezdiriyordu atının terkisinde. Ben konuşamıyordum rüyamda, sadece dinliyordum. Sonra bazılarından o kadar etkileniyordum ki canlı öyle bir sahne önümden geçiyor gibiydi. Hani ekranda değil de cam kenarında oturmuş da izliyorum bir gerçeği gibi görüyordum. Onları da çekinmeden kitabın sayfalarında kullandım. Öyle bir yakınlık hissettim rüyalarımla bana anlatılanların arasında kurduğum örgüde. Ve hakikaten çok güzel oturdu onlar yerine. İsimlendiremiyorum, bir başlık da aramıyorum ama şöyle enteresan hadiseler de oldu. Mesela en şu an hemen aklıma gelen, beni çok etkileyenlerden bir tanesi şuydu. Alıştığa Veda başlığıyla bir bölüm vardır kitabımda. Dedemin tam Alıştığa'dan kaçış sahnesini anlatır aşağıdaki. Tatoğlu Osman'ın teknesine silahları ve cephaneyi tepeden indirip de gitti, kaçtı. Arkasında kardeşi Osman'ın Bolşeviklerce vurulduğu bölüm.
O bölümün başlığına geldiğinde sıra Alıştı'ya veda yazdım. Fakat sabah böyle artık 5-10 geçiyor gibi bir saatti. Daha yazmak istiyorum. Hikayem orada, heyecanlıyım fakat gözlerim yanıyordu artık. Biraz istirahat etme ihtiyacıyla odaya gittim. Şimdi derler ya rüya REM 2 saat sonra devreye girer falan. Ben onun öyle olmadığını da bu süreçte öğrendim. Çünkü işte yattığım, şimdi tam net hatırlamıyorum, 5'i 10 geçiyorsa saat, 20 dakika sonra şey gibi fırladım yataktan, yerimden. Çünkü şöyle bir rüya girdi devreye. Ben seyirciyim, Alıştı'nın tepesinde, o anlatacağım bölümün mekanındayım. Kenarda izliyorum. Muhteşem bir mehtap var gece. Karadeniz'e vurmuş yakamozlar. İşte dedemi, Osman'ı görüyorum. Kurşun sesleri, onların kaçışı, çığlıklar. Hepsini yaşıyorum, izliyorum. Ve o arada mehtap, denizin güzelliği de beni rüyamda mestediyor. Bir de kıyıda çakılların suyla buluştuğu yerden az ileride suyun içinde küçücük bir kayacık var. Ve kayanın üstüne yan yatmış da bir çam ağacı var. O uyan 20 dakikanın sonunda uyandığımda, rüyam ne kadar sürdü bilmiyorum ama yatmamla kalkmam 20 dakika. Doğru gittim bilgisayarımın başına ve Alıştı'ya veda diye bıraktığım yerden itibaren bunu, bu tabiat tablosunu anlatarak yazmaya başladım. O kadar canlı, o kadar netti ki, yani o Karadeniz'in tuzlu su kokusu burnuma geldi neredeyse. Ve o kayayı, o ağacı da ekledim görsel olarak, görselliğe hitaben oraya. Ertesi gün rahmetli ilk eşim, ki benim adetim değildir, hiç yazdığım bir şey bitene kadar kimseye okutmam. O dedi ki sen çok huzursuzsun, akşam uyumadın, çok bu dedi doluydu kafan. Dedim işte şöyle bir şey bölümü yazdım, şöyle bitti. Baktı, çok beğendi falan falan. Fakat dedi ki, burada dedi biraz kurguyu abartmış mısın acaba dedi. Yani deniz, tuzlu su, içinde bir çam ağacı, yani büyümesi mümkün olmaz. Hani okurlara inandırıcılığını kaybetmesen dedi, böyle bir şey koyup buraya. Dedim, hayır mümkün değil, çıkarmam. Rüyamda gördüm ve o kadar güzel gözüküyordu ki, onun muhakkak bir kitapta olması lazım bu sahnenin. Neyse, kitap öyle basıldı zaten. 92'de biz işte demin bahsettiğim Kırım seyahatine gittiğimizde, dedim ya dedemin izinde dolaştım Kırım'ı. Son gün, son güne bırakmıştım. Dedemin kaçtığı o Alıştı'daki tepeye geldik. Taksimizden indik. Burnuna uca doğru yürüdüm. Ya ama hep böyle... Yani, dedem gibi yürüyorum, dedemi hissederek yürüyorum. Ya, o bir haftam zaten öyle geçti. Geldim ucuna, aşağıya baktım. Rahmetli ilk eşimde hiçbir şey söyleyemedi. Sessiz bir şekilde ağlıyordu o da. Ben hüngür hüngür ağladım. Çünkü aynen aşağıda rüyamda gördüğüm gibi birazcık açıkta bir küçük kayacık, üstüne yatmış bir çam ağacı. Şimdi bu nedir, nasıl olur hiç kurcalamıyorum. Benim anlatımımda bana ne kadar faydası olduğunu biliyorum ve onun için de şükrediyorum ki böyle bir rastlantılar olabiliyor, mucizeler olabiliyor. Bu sadece bir tanesi. Böyle onlarca hadisem var kitabı yazarken yaşadığım. Onun için diyorum ya, sadece geçmişimi yaşatmak değildi bu kitap. Benim de ruhsal müthiş bir transformasyon yaşadım. Müthiş bir zenginlik yaşadım. Hüzün vermedi mi? Tabii verdi. Acı vermedi mi? Tabii verdi. Çaresizlik verdi. Ama kazandırdığı ruhsal zenginlik, dünyayı, insanları algılama zenginliği, kendimi anlamaya çalışmaktaki çabalarımın nedeni ve gerekçesi o kadar büyük bir zenginlik kazandırdı ki bana, hepsi onun parçasıydı. Zaten
o zenginliği, ancak o acıları, hasreti ve hüzünü birebir hissettiğim için kazandım. Onun hakkıydı, onun ödülüydü diye düşünüyorum. Teşekkürler. Hem de bize tesadüf mü, tesadüfün tanımının da doğru olmadığını bir kere daha hatırlattınız. Çünkü tesadüf dediğimiz spiritual seviyede, bir üst seviyede farkına varmanın derecesini basitleştirerek tesadüf diye basitleştiriyoruz. Ben konuşunca kısa bir sorum olacak. Sizin aşkınızla ilgili, ben Tolga Savacı'yı hayatım boyunca her zaman çok sevdim. Bu dizi sayesinde mi tanıştınız ikinci eşiniz Tolga Bey'le? Hayır, hayır. Biz 2010'un 12 aralığında bir müşterek arkadaşımızın sürpriz yaş günü partisinde tanıştık. Yani diziden bir 3,5 sene evvel falandı. 3,5-4 sene evveldi. Bu arada Sema Hanım'ın bir sorusu vardı. Evet, bekliyorum memnuniyetle. Aslında bir soru değil, yani sizin söylediklerinizi çok beğendim, çok hoşuma gitti. Bir şey eklemek istiyorum. Türk tarihimizde biz maalesef birçok şeyi öğrenmiyoruz. Ben de Kırım Türklerini buradaki bir grup vasıtasıyla ilk öğrenmiş ve onların hakkında okumuştum. Ama sizin gibi yazarlara o kadar çok ihtiyacımız var. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dile getirmek, gözlerimizle okuyabilmek, onların hayatını yaşayabilmek bizim için, benim için şahsen büyük bir olay. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Umarım, yani keşke süreç ne olacak bilmiyorum. İnşallah bir gün sizlere neticesini güzel bir haber verme şansı olur ama şu, yani kitabın şu haliyle geldiği yerde bile güzel bir haber sayılır bu. Rusya'da Ekim ortasında açıklanacak bir yarışma var. Yasnaya Polyana diye. Bu Tolstoy'un doğduğu şehrin kütüphanesinin açtığı, uluslararası açtığı bir edebiyat yarışması. Tolstoy ailesi yönetim kurulunda. Ve Tolstoy'un tarzında roman yazanlar arasında yapılan bir yarışma. Benim Kurt Seyit Şuram'da yabancı eserler, tercüme edilen eserler arasından seçilerek yarışmaya da son kısa programa kaldı. Ya bu bile bir güzel. Hele bugün Rusya'nın Kırım'la olan o antipatik ilişkisi de demeyeyim, şartları arasında bu kitap, bunu anlatan bu kitap nasıl oraya kadar geldi, ona bile şaşıyorum aslında, ama bu da şunu gösteriyor ki edebiyat dünyasının kendine has bir bağımsızlığı mevcut orada. İnşallah neticeye de gider, ama gitmese bile bu dahi demin söylediğiniz bağlamda anlatmak istediğim bir güzel haber oldu Rusya'dan. Çok güzel, çok güzel, tebrikler. Sağ olun. Termin Hanım, sizin Amerika maceranız nasıl başladı? Benim Amerika maceram ilk 1971-72 döneminde AFS'le, American Field Service bursuyla Amerika'ya gelmemle başladı aslında. Lise sonu burada bitirdim, Nevada'da. Ve o günden itibaren benim Amerikan sistemini çok yakından, Amerikalıyı çok yakından izleyerek geçirdiğim bir sene olmuştu. Yani herkes bireysel olarak baktığınız zaman kendini yaptığı işten başkasını merak etmezken, kendi yaptığı işten başka konuyla ilgilenmezken nasıl bu ülke dünyayı idare ediyor sorusuyla bakmıştım ben o zaman bahsettiğim yılda dünyaya. Ve çok bugünkünden çok farklı bir Türkiye'den gelmiştim. Geldiğimde verdiğim bir konferansta anlattığım bir Türkiye kompozisyonum geçen gün elime geçti eski dosyalardan. Ağlamaklı oldum. Yani anlattığım
Türkiye'den hiçbir şey kalmamış geride maalesef. Çok büyük üzüntüyle kıyaslamayı yapma şansım oldu. Ve benim esas buraya geliş kararımda son işte 6 hatta 7 sene evveline gelir. Şöyle ki benim seneler boyunca senenin 4-5 ayı buraya iş seyahatine gelmeme rağmen iki çocuğuma hamileyken son 8-8,5 ayıma kadar Amerika'ya iş seyahatine gelip gitmeme rağmen burada çocuk doğurmak ve Amerikalı olsunlar gibi bir telaş hiç aklıma gelmedi. Tam aksine koştura koştura oynamaya başladı. Hadi gidiyorum diye Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de o kadar ihtilal yaşandı, sıkı yönetimler oldu. Çok karamsar, çok acı günler geçirdik. Fakat bir gün aklıma bir umutsuzluğa kapılmak ve yarın ne olacağız, yarın ne oluruz demek gelmedi. Böyle bir endişe hiç hissetmedim. Ta ki dediğim gibi bundan bir 6-7 sene evvel artık yavaş yavaş özellikle çok hür yazdığım köşe yazılarımın gazetelerce gazetenin kendi kadrosu değil de daha yukarıdan özel bir talimatla o yazılara son verilmesi, önce yazıların küçültülmesi, sansürlenmesi, sansürlenince benim istifa etmem ya da direkt kusura bakma bu kalem artık istenmiyor, böyle bir yazım şekli istenmiyor denmeleri. Eşimin birçok kendisi için özellikle derlenmiş projelerde dahi, yani senin için senaryo yazdık dedikleri projelerde bile proje kanala gittikten sonra sakıncalı bulunup işine devamına izin verilmemesi vesaire. Bunlar böyle küçük küçük işaretlerdi ve benim için yani sanatçı çok hür olmalı. Herkes hür olmalı ama sanatçı özellikle muhalifliği çok rahat yapabilmeli, rahat yazabilmeli, rahat çizebilmeli, rahat resmedebilmeli. Bunların nasıl sıkıntıya girdiğini, kültür merkezlerinin, işte operaların, tiyatroların arka arkaya kapatılarak sanatçıların nasıl zulüme bırakıldığı gördükçe benim yaratıcılığım çok darbe almaya başladı. Yani derler ya aslında sıkıntı sanatçının yaratıcılığını arttırır. Bir yere kadar. Evet, ben sıkıntılarımı da kağıda döküp onları da romanlaştırabiliyorum. Bir kahramanımın üstüne yüklüyorum o sıkıntıyı, ona yaşatıyorum. Sonra onu mutlu edecek bir şey de buluyorum falan. Psikoterapi oluyor bana. Ama benim esas üretkenliğim kendi çevremin çok huzurlu olmasıyla gerçekleşiyor. Çünkü zaten huzursuz bir şeyler anlatıyorum. Kendimin iç huzurumun çok yerinde olması lazım. Ben o huzuru bulamazsam, yarın için o güveni hissedemezsem, bu kitabım tekrar basılacak mı, basılmayacak mı? Gazeteye bu demeci verirsem arkadan ne olacak? Eşim de ben de sözünü sakınmayan, omurgamızı dik tutan insanlarız. Siyasetçi değiliz, politikacı değiliz. Ama inandığımız bir Türkiye'nin, bir Atatürk Türkiye'sinin, layık demokratik bir Türkiye'nin varlığının korunması için de onu zedelemek isteyenlere karşı dik durulması gerektiğine inanıyoruz. Ve bunu gizli yapıp da görsel olarak farklı görünmeyi de tercih edenlerden değiliz. Ayak uydurmak için, kalmak için el pençe divan duranlardan değiliz. Dolayısıyla epey bir darbe almaya başladı bizim durumumuz. Ve biraz bunu şeye benzettim. Yani bugün onu kabulleniyoruz. Hadi bugün o yazı bitti. Tamam, bugün bu rol bitti. Ona da tamam. Hani o sıcak suya bırakılan kurbağa usulü böyle gitmek istemedim. Ve
son seçimin hemen akabinde çok bel bağladığımız bir seçimdi o. Çok umutlandığımız, Türkiye'nin yeniden döngüsünü değiştirebileceğine inandığımız bir seçimdi. Onda da uğradığımız hayal kırıklığıyla ertesi gün hadi toplanıp gidiyoruz dedik. Çok mu açık oldu? Yok, çok güzel. Nerede yaşıyorsunuz şu anda? Ben onu bilemedim. New Jersey'deyiz. New Jersey'desiniz. Bu arada Sibel Savaşçı da nerede yaşıyor şu anda kendisi? Bodrum'da. Sibel'le Zeynep, bir de ortanca kardeş, ablası vardır Tolga'nın. Onlar Bodrum'dalar. Her zaman Sibel Savaşçı, Tolga Savaşçı çok takdir ettiğimiz kişilerdi. Teşekkür ederim, sağ olun. Her zaman için. Sağ olun. Onlar da yani daha küçük hayatlarını biraz daraltarak Bodrum'da bir yaşamı tercih ettiler. İşte biz de buraya geldik. Buralardayız şimdilik. Nermin Hanım, konudan konuya geçiyoruz ama Şura'yı nasıl buldunuz? Onun izini nasıl sürdünüz? Şimdi ben tabii anneannemin anlattığı kadarıyla Şura hakkında tabii dedemle Şura'nın yaşadıklarını sayfalar boyunca anlattı beraber oldukları yılları. Sonra fakat kendisi de tanımış, karşılaşmış. Esas beni Şura'yı resmetmekte besleyen o sahne oldu. Yani dedemin anlattığı Şura'nın üstüne annemin, anneannemin görüp de bana anlattığı fiziki Şura, ses tonu, yani anneannemin bütün kıskançlığına rağmen kapıdan girdiği zaman güneş doğmuş gibi oldu dediği bir kadından bahsediyoruz. O kadını ben aldım, 400 küsur sayfa boyunca anneannemi çıkardım yerine, çünkü dedemin hayatının daha önce başında olduğu için ister istemez dedemle beraber bir hayat anlattım, bir karakter geliştirdim etrafında, bir kimlik verdim, nasıl aşık olur, nasıl sinirlenir, nasıl özler, nasıl kızar, ne kadar sakindir, kavgasını nasıl yapar, o hayatı sürecinde dedemle yaşadıklarını anlatabilmem için bunlar hakkında Şura'ya bir kimlik yüklemem lazım. Çok düşündüm, çok onu hissetmeye çalıştım. Kendimi onun yerine koydum. Nasıl, ne kadar fedakarlık edebilir? Aşkta fedakarlık nereye kadar sorusuna bu kadın nasıl bir cevap verir? Dedemle tanıştığı zamanki o küçük 16 yaşının başlangıcıyla aristokrat bir ailenin pamuklar içerisinde büyümüş bir kızı sonra yaşanan bir süreci nasıl kaldırır, karşılar? Nereye kadar fedakarlık yapabilir? Mızmızlanır mı? Sineye mi çeker? Sık sık ağlar mı? Ne bileyim, bir karakter yaratmam lazımdı. Bütün bunlar önemliydi. Ben çok hissederek Şura'yı yarattım. Ama kendim yarattım. Aldığım bilgiler etrafında bir kimlik oturttum. Kitap bittiğinde o yaptığım işten çok mutlu kalmadım. Şöyle, çok güzel anlatmıştım ama kurguydu. Ve gerçek hikaye diye anlatıyorum. Ama kadını böyle olduğuna dair hiçbir şahidim yok. Bir şahit bulmam lazım. Ya da en azından şu kısmın böyle, bu kısmın böyle olmadığına dair aksini bana söyleyebilecek, onu gerçekten tanımış birilerine ihtiyacım var dedim ve kitabı matbaaya göndermekten vazgeçtim. Bir 6 ay kadar ben tekrar o İstanbul'daki beyaz Rusların, dediğim gibi Paris ve New York'ta tanımış olduklarımın hepsinin yeniden kapılarını çaldım. Ve bu defa bu isimde böyle geçmişi olan bir kadının tanıyıp tanımadıklarını araştırmaya başladım. Kilise arşivlerine girmeye çalıştım. Maalesef İstanbul'da Rusların gittiği Ortodoks kiliselerin hepsinin arşivi yanmıştı. Oradan bir şey elde edemedim. Konuştuğum beyaz Rusların çok yaşlı olanları çok fazla bir şey anlatmadılar.
Çünkü aslında eskiyi hatırlamak istemiyorlar. Konuşmak, anmak dahi onları yeniden acıya gark eden bir şey. Onu da çok net anladım. Derken çaresizlik içerisinde, o zaman henüz tanımadığım ama kitaplarını çok sevdiğim, çok tatlı dili olan ve çok erken kaybettiğimiz maalesef sevgili Jacques Delon, Boğaziçi Üniversitesi'nde profesördü, hocaydı kendisi. Ona telefon açtım. O Beyoğlu'nda Beyaz Ruslar diye bir kitabını okumuştum. O kitabı böyle içer gibi okudum. Çünkü orada hep ben Şura diye bir isim arıyorum. Ama bildiğim sadece Şura. Başka bir ismi var mı? Soyadı neydi? Hiçbir bilgim yok. Şura diye birini arıyorum. Ve kendisine bendeki bilgileri verdim. Dedim, dedem 1916'da tanımış. 16 yaşındaymış. İşte 17'de beraber kaçmışlar. İşte bir sene Sinop'ta kalmışlar. 24'te de Paris'e gitmek üzere ayrılmış. İstanbul'da işte Kalyoncu Kulluk Sokak'ta çamaşırcıda çalışmış ütücü olarak. Sonra Zezemski Eczanesi'nde kasiyer olmuş. İşte açık kumral, mavi yeşil gözlü, ince, zarif, naif, çok güzel falan. Bilgi bu kadar yani esasında. Böyle biri arşivinde var mı sizin, arşivinizde var mı dedim Jacques Bey. Bana döndü geriye bir iki gün sonra, dedi ki Şura ismi zaten yeterli değil, soyadı lazım bir. Bir de Şura dedi, Alexandra'nın şeydir, nickname'dir ama başka bir isim de olabilir, kafi değil. Ayrıca dedi, bu verdiğin tarihlerin içinde oturan bir hayat hikayesi elimde yok. Fakat İstanbul'da ile çok yakın görüştüğüm, çok sevgili bir büyüğümüz var. Barones Valentin. O dedi, yaşı tutuyor. Bir yaş farkları var. Aynı dönem aşağı yukarı burada olmuşlar belli ki. Ben dedi, ondan bir randevu alacağım. Seni götürebilirim. Ona sorarsın. Ve biz bir hafta sonra Salı günü Aynalı Çeşme sokağında, tepe başında böyle eski Levantenlerin yaşadığı, sonra artık Hurda'ya dönmüş bir mahallede bir eve ziyarete gittik. Baroness Claude von Jürgensburg esas ismi. İkinci evliliğiyle Taskin soyadını almış. Valentin Taskin, tanıştık. 90 yaşındaydı kendisi. Ve Jacques beni özellikle uyardı gitmeden önce. Dedi ki, bir ricam olacak. Bunlar dedi, aradan yıllar geçmiş ama halen dedi bir aristokrat şeyi vardır, hassasiyeti. Snoblukları da vardır. Aradığın kişinin dedi, ne de olsa bir, o da bir aristokrat Rus. Dedemin sevgilisiydi, metresiydi gibi bir sebeple sorma, başka bir bahane uydur dedi. Ben de Baroness bana sorduğunda çok güzel bir masa hazırlamış. O masayı ve masada geçen hikayeleri de gönderilmeyen aşk kitabında uzun uzun anlattım. Kendi başına bir şeydir, o evde romandır aslında. Bir tiyatro oyunu olarak anlattım şeyde. Unutkan Aş'ta. Bir masa kurulmuş. İşte masada herkes oturmuş. Biz de geldik. Yanına oturttu beni. Oraya yer ayırmış. Ufacık kalmış artık yaşından dolayı. Beyaz perma saçlı, bembeyaz pudralı, yanaklar pes pembe, pembe rujuyla, sırtında kürk etolüyle masanın başındaki yerine geçti Baroness Valentin. Ve kadehler kalktıktan, merhabalaştıktan sonra bana dedi ki, siz dedi bir şey, birilerini arıyormuşsunuz. Kim dedi aradığınız, öğrenmek istediğiniz. Jacques da bana oradan kaş göz yapıyor hatırlatmak için söylediğini. Ben de Allah'ın şeyine sığınarak, anlayışına sığınarak bir beyaz yalanla dedim ki, ben anneannemin hatıratını yazıyorum. Kendisinin dedim 1924 yılında
tanıdığı, çok sevdiği bir beyaz Rus hanım varmış. Onu da hikayemde anlatmak istiyorum, ona da yer vermek istiyorum. Onu araştırıyorum dedim. Nasıl biri dedi, kim dedi? Dedim bu genç hanım işte, verdim sırayla. 1917'de işte kaçmış, işte şurada çalışmış, burada çalışmış. 24'te de Paris'e gitmiş, Şura adında dedim. Aa dedi, böyle incecik bir sesi vardı. Siz benim kardeşi arıyor dedi. O an hissettiğimi size anlatmam mümkün değil. Böyle ensemden aşağıya buz gibi mi? Ter ablasıymış mi? Yani o bayan. Efendim? Ablasıymış. Ablası. Evet. Ve beni elimden tuttu. Yanda küçük odaya geçirdi. Duvarda kocaman bir çerçeve içinde bir fotoğraf var. Kitapta kullandığım fotoğraf odur. İşte benim kardeş dedi, Şura dedi. Duygularım hala çok taze. Duygusallığımın, yaşadığımın kelimelere dökülmesi çok zor. O benim anlattığım kadın karşımda duruyordu. Ve bu küçük yalanla ben, yani anneannemin hayatında çatlayarak kıskançlığıyla yaşadığı kadını onun en iyi arkadaşı gibi göstererek girdiğim bu beyaz yalanla her salı baronesin evinde bu malum sofraya katılmaya davetli olarak bir hayat başlattık. Biz de içkilerimizi işte malzememizi, bilinlerimizi yapıyorduk, alıyorduk, götürüyorduk ve işte öğlen 12 gibi başlıyordu. Gece 11-12'lere kadar devam eden yeme, içme, müzik, şarkı, hikayeler, böyle bir çavu hikayelerinden sahneler yaşanan bir salı günleri başladı. Ve ben kitapta Şura ile ilgili anlattığım her karakteristik detayı Tinuçka'ya sormaya başladı aralarda. İşte nasıl kızardı? Hiç kızmazdı. Peki işte nasıl dile getirirdik sinirlendiği zaman? Yumuşacık bir sesi vardı, melek gibiydi. Şimdi bakıyorum ben ne yazdıysam bana anlatılan o. Yani şurayı o kadar hissetmişim ve o kadar okuyan da sevsin istemişim ki çok belli. Hiçbir zorlama gelmeden ben aynen şurayı anlatmışım. Ama neleri öğrendim? Tabii soyadları neydi? Aile nereden geldi? Moskova'da nasıl, o baloda nerede, nasıl orada bitti Şura? Oraya ne sebeple geldiler? Çocuklukları nasıl geçti? Başka hangi kardeşler vardı? Yani özel aile hikayesini de, adreslerini, hepsini Tınuçka'dan öğrendim. Ve bir gün, sanırım 4. ayı da falandı beraberliğimizin, çok vicdan azabı duymaya başladım. Yani yaşlı bir insan, bütün arşivini açtı, o gizli odasındaki sandıktaki albümleri, yazışmalarını, bütün aile dağılmışlar çünkü ihtilalden sonra 5 kardeşler bir dünyanın bir yerinde. Onların arasındaki yazışmalar, çocukluk fotoğrafları, çocukluk hikayeleri hepsini bana açıyor. Ve ben samimi bir doğruyla orada değilim. O bana çok ağır gelmeye başladı. Dedim ben bunu ne olursa olsun söylemem lazım. Ne sebeple buradayım aslında, ben anneannem değil dedemden dolayı bu hikayenin içindeyim. Bunu söylemem lazım. Ve bir gün herhalde yeteri derece vodkayı çekmişim. Böyle iyice bir rahatladım, bir güven duyduğum bir an olmalı. Hiç unutmuyorum, o piyanosunun başında çalmaya hazırlanıyordu. Ben taburesinin yanına diz çöktüm. Çantam yanında, elimi dizine koydum. Dedim ki Tınuçka, bir şey itiraf edeceğim size. Beni affedin dedim. Esas sebep dedim, şimdi size göstereceğim resim. Onun için dedim ben şurayı öğrenmeye çalışıyorum. Çantamdan dedemin fotoğrafını çıkardım, kucağına koydum. Gördüğü an
kızgınlık demeyeceğim. Allak bullak oldu belki daha tamam bir tabir. Allak bullak oldu. Beti benzi attı. Baktı baktı resmi bıraktı. Kalktı. İçeri gitti. Yatak odasının kapısını kapadı. Yani inermin işte. Hak ettiğini buldun. Bu kadıncağız bir daha ne dışarı çıkar ne senin yüzünü görür. Çıkınca da bir ihtimal. Yani anladım orada bir bağlantı. Kendisiyle de var. Kendisini bilmediği bir hikaye değil. Ve orada bir kırgınlık var. Bir kızgınlık var. Ya da bir hayal kırıklığı var. Negatif duyguların olduğu bir durum. Her neyse Tina ile dedenin fotoğrafı arasında. Sonra işte 47 senelik uzatmalı sevgilisi Todori vardı. O da orada. Dedim ki Todori bir gidip bakabilir misin? Tenişka iyi değil galiba dedim. Yani merak da ediyorum o yaşta bir kadın nasıl odada kaldığı zaman bayıldı mı, ağlıyor mu? Ne yarattı onda tam anlayamadım çünkü. Gidip bir bakar mısın dedim. İyi gitmedi içeriye. Aa dedi Todori. Katiyen dedi. 47 senedir madam beni çağırmadıkça ben odunun kapısından içeri girmedim dedi. O beni çağırır ancak öyle girerim. Sonra dedi çık der çıkarım dedi. Şimdi gidemem dedi. Birazdan gelir hiç üzülme dedi. Hakikaten bir 15-20 dakika sonra çıktı dışarıya odadan tekrar. Yeniden boyalarını tazelemiş, pudrasını tazelemiş. Elinde bastonu bana doğru ilerliyor. Ve ben kalbim ağzımda bekliyorum ki bana yalancı mı diyecek, ne diyecek. Hakikaten sürprizlerle her şeyi hazır bekliyorum. Bana doğru geldi, kollarını açtı. Sarıl bana yeğenim dedi. Şimdi bizim bir kan bağımız yok. Yeğeni falan olmam mümkün değil ama onun kendi içinde hatırladığıyla, bağlantısıyla dedemin onların hayatında benim o bilmediğim süreç içerisindeki yakınlıkları ne dereceyse beni yeğeni gibi kabul etmesi ya da yeğenim derken ne demek istedi ama bir yakınlık işaretinden başka bir şey değil. Ve bana böyle sımsıkı sarılması beni bitirdi. Ve ben o ifşayı yaptıktan sonra beni artık kovar mı dediğim insan o günden sonra bana bütün arşivini teslim etti ve dedi ki benden sonra bunlara kimse sahip çıkmaz. Bunlar senin. Sen bunları biliyorum koruyacaksın, kullanacaksın, yazacaksın. Yalnız bana bir söz ver dedi. Tabii dedim. Benim hayatı da yazacaksın dedi. Çünkü benim hayat şuranınkinden daha güzel. Şimdi o zaman fark ettim ki şurayı kıskanan bir tek benim anneannem değilmiş. Yani kendi ablasının da hayatlarını kıyaslama adına böyle öne geçmek arzusunda olduğunu görünce hem çok sevildiğini ama aynı zamanda da kıskanıldığını fark ettim. Ve bana o arşivleri, bütün fotoğrafları, ailece yazıştıkları kendisine gelen kendisinin yazdıklarının müsveddelerini, o koca sandığın hepsini teslim etti. Eve gelirken zannedersiniz ki ben Topkapı Sarayı'nı soymuş eve götürüyorum. Yani hissettiğim bagajdaki zenginlik benim için inanılmazdı. İnanılmazdı. Ve heyecandan uyku uyumadım. Hep o kağıtları böyle o artık sararmış saman kağıtları, beyaz kağıtlar, damgalı kağıtlar. Kendi kocasının ihtilalde son Rangel ordusunda mücadele eden kocasının öldükten sonra arkadaşları tarafından üniformasından kesilen madalya ve küçük kumaş parçalarının olduğu kutu hepsini verdi bana. Ve bir hafta sonra salı günü yine sabah hazırlanıyorduk. İşte ben blini açıyorum, işte vodkalarımızı aldık, şişeleri yerleştirdik. Evden çıkmak üzereydik ki onların ev işlerini dışarıdaki yüklerini götüren yine bir başka beyaz Rus Leonid Senkopopovski vardı. O telefon açtı.
Dedi ki Nermin yemek parti iptal ama bekliyoruz. Az önce Tinuçka'yı kaybettik dedi. Yani Tinuçka ile benim rastlaşmam, buluşmam, 7 ay her salıyı beraber geçirmem ve bana her şeyi teslim ettikten sonra sanki görevi bitmiş gibi hayatımdan çekilip gitmesi de işte hani tesadüf, mucize zaten olacaktı ama ben yaşadıktan sonra öğrendim diyeceğimiz bir gerçekse işte hepsi bir arada bir hayat hikayesi. Merhaba. Ben Serap. Merhabalar. Ya gözyaşlarımı tutmamaya çalışacağım inşallah. Yani kesintisiz hislerimi dile getirebilirim. Konuşma dinlemiştim. Bu ruhani, spiritual dünyayı anlatan. Hani bir rüya görseniz, işte bir sevgiliniz gelse, size bir gül verse falan filan diye devam ediyor. Uyandığınızda da gül elinizde uyansınız. Hani what if you have the red rose in your hand? Yani sizinkisi öyle bir hikaye. Neredeyse. biri de sizin hayatını yazmalı yani. Siz de ayrı bir ayrı bir dünya, evet. Ayrı bir dünya, ayrı bir gerçeksiniz. Yani herhalde bu kadar sizin de bir göreviniz var ve siz o görevin farkındasınız. Ve onu çok güzel getiriyorsunuz ki hani ben şu anda hastaneden çıktım. Ağlayacağım yani. Geçmiş olsun mu diyeyim? Yo ben hekimim, evet. Çalışıyorum, evet. Nöbetçiyim. Işık ters geliyor. Evet şimdi gördüm. Gözlüğüm. Şöyle yapayım. Teşekkürler. Şey diyeceğim. Bir de Şura'nın ablası acaba bu aşkı inanmadı mı? Yani bu aşkın bitiminde Şura'nın ablası, bu aşkta Şura'nın ablasının büyük bir yeri vardı ve aşk bitmedi tabii de aşkın bu dünyada yaşanmasının önüne geçen insanlardan biri olduğuna inanıyorum. Şimdi gerçek hayatta o öyle değil. Yani benim bildiğim hikayelerde Tina'nın o anlamda öyle bir negatif rolü yok. Dizide hep bir antagonist, protagonist hikayesi, bir çatışma olması gerektiği için aslında İstanbul'da olmayacak karakterler İstanbul'a getirildi mesela. Petro'nun hayat hikayesi çok daha önce farklı bir şekilde, benzer ama farklı bir yerde farklı sebeplerle sonlanıyor. Mesela İstanbul'a gelmiyor. Celil hakeza İstanbul'a gelen karakterlerden biri değil. Güzide diye biri benim hikayemde hiç yok. Dolayısıyla yani kitapla dizi arasında o anlamda o ilişkiler ve tabii ilişkiler farklı anlatılınca o ruhsal dengelerini ve karakter yapılarını da değiştiriyor ister istemez. Yani özünden birazcık kopuyor ama dizi buna mecbur. Tina ile Şura'nın şöyle bir bağımsızlığı var özel hayatları konusunda. Ben bunu birbirinden koparak bu sürgün veya göç konusunu yaşayan çok insanda da gördüm. Özellikle bu aristokrat beyaz Ruslarda ailelerinden birbirlerinden koparak ayrı ayrı bu yolculuğu yaptığı ve yeni hayatlar kurdukları zaman özellikle kadınlar genç veya yaşı ne olursa olsun fark etmez. O günün şartları içerisinde kendilerine ait yaşadıkları o masalsı bir dünyadan sert bir dünyanın ve yabancı bir dünyanın diliyle, diniyle, örf ve adetleriyle, her şeyle yabancı bir coğrafyanın kültürüne ve sosyal hayatına adapte olmaya çalışırken yanlarında hep bir erkeğe ihtiyaçları var. Yani yalnız başına olmaları, hele o günün İstanbul'unda, ayrıca işgal altında bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Sonraki yıllarda da yalnız bir kadın olarak, hele bir çekici bir kadınsa, yaşamları çok kolay
gibi hissetmiyorlar. Zaten sudan çıkmış balığa dönmüşler. Ve o arada gerek kaçış sırasında, özellikle çok ölümcül olabilecek o kaçış sırasında, gerek sonra sıfırdan hayatlarını kurma telaşında, yanlarında bir sevgilileri var. İlle de evlenmemişler. Özellikle de evlilikten çok kaçıyorlar. Özellikle de sonra da çocuk doğurmaktan çok kaçınıyorlar. Hepsi zaten Rus pasaportları, Rus paraları yanlarında bir çantanın içinde hazır. Her an onu kapıp kaçmaya hazır yıllar geçirmişler. Kaçmaya derken ülkelerine geri dönmek şeyleri, rüyaları var. O rüya bittiği zaman da Türkiye'de de zorlaştırılıyor şartlar. Ya Fransa'ya ya Amerika'ya kaçma hayalleriyle. O çanta hep hazır duruyor. Ve çok çok büyük bir güvenceli aşk olmadığı müddetçe evlilikten ve evlenenler de çocuk doğurmaktan kaçınmışlar. Çok nadir çocuk doğurmuş işlerinde. Çünkü hep yaşadıkları travma akıllarında, her an tekrarını her zaman yaşayabiliriz telaşıyla ve endişesiyle yaşıyorlar. Şimdi bu dönemde Şura'nın yaşına göre yaşamış oldukları gerçekten normal şartlarda o aileye, ailesine kabul ettirebileceği bir yaşam şekli değil. Tinuçka hakeza İstanbul'a geldiği zaman birkaç ay sonra eşinin vefat, yani daha doğrusu Bolşeviklerce öldürüldüğünün haberini aldıktan sonra onun da flörtleri oluyor, sevgilileri oluyor. Aynı anda hatta birkaç sevgilisi de oluyor. Biri orada, biri burada. Böyle birdenbire de bir aile baskısından, genel oturmuş yürüyen bir düzenin kuralcılığından kurtulmuş bir hayatla, kendilerine ait seçimlerle, hür seçimlerle yaşamaya başlıyorlar. Ve birbirlerini buldukları anda arada yaşadıkları özel hayatlarıyla ilgili birbirlerine verdikleri detaylar çok az olabiliyor. Yani herkes bir diğerinin kendisini hatırladığı şekilde, işte ailesine yakışır gördüğü şekilde bir hayat yaşamış olmayı, öyle görünmeyi tercih ederek o çok özellerini paylaşmıyorlar birbirlerinden. Tina diğer taraftan kendi hayatını kurmakla, kendi ekmeğini kazanmakla o kadar meşgul ki, yani Şura'nın hayatına dahil olup onu yönlendirecek, zaten aralarındaki yaş farkı çok az. Yani filmdeki despot ve yönlendiren abla gerçekte bir zubahis değil. Öyle bir abla söz konusu değil gerçek hayatta. Tam aksine Tinuçka'nın söylediği şu vardı. Yani benden bir yaş küçüktü Şura ama o çok hem melek gibiydi, benim kadar kızmazdı, sinirlenmezdi, fakat aynı zamanda çok akıllıydı. Abilerim bile onun sözünü dinlerdi diye de Şura'nın durduğu yeri aşağı yukarı bir anlattığı bir cümleler vardır. Onun için şeyi dizide bırakalım, o sert ablayı. Kitabı yumuşak ablanın gözünden değerlendirelim diyorum. Bir yorumum olacak. Tanrı'yla Sohbet kitabında, kitabın ilk sözlerinden biri, evren iki polarize enerjiden oluşur. Birincisi aşk, bir kutup aşk. Diğer kutup ise korku. Ve bizim duygularımız, yaşadıklarımız, işte nefret, sevgi, bilmem ne, hepsi bu iki polarizasyon arasında gidip geliyor. Ben önce bu aşk yenildi diye bildiğiniz ağladım yani. Hani bildiğiniz böyle bağıra bağıra ağladım. Ben yani de ağladım yazarken. Bir aşk yenilmemeli diye. Ama şimdi sizinle anlıyorum ki bu aşk yenilmedi. Yani bu aşk dile geliyor, bu aşk konuşuluyor, bu sizinle oluyor. Sizin de böyle bir göreviniz var. Bu aşkın o dönemde, o boyutta yenilgi içinde yaşanmasının sebebi ise korku. Aşk korku kutbuna
uzun yolculuklar yapmış. Dediğiniz Şura'yı kaybetme korkusu içerisinde olmasaydı bırakmazdı herhalde. Ya da ablası Şura'nın üzülmesi korkusu içinde olmasaydı bu aşkı sonuna kadar desteklerdi herhalde. Yani hep bir korku, gelecek korkusu, şu an korkusu. Evet, o korku. Yani şu anda ve aşkı yaşamayı her şeye rağmen tercih etsek, şu anda bile hepimizin yaşayacakları çok farklı olabilir diye düşünüyorum. Evet, o süreçte var mıydınız sohbette bilmiyorum. Ben bütün bu anlattıklarından ebeveynlerimin anılarını romanlaştırırken ortaya çıkardığım detaylardan kendi hayatımı da kıyasladığım, karşılaştırdığım ve öğrendiklerimi anlattığım bir deneme kitabım da var. Dedem Kurt Seyit ve ben diye. Aslında sırf dedemle de bağlantılı değil ama Kurt Seyit hikayesini araştırırken ve yazarken ortaya çıktığı için bu karşılaştırma, o ismi verdim özellikle. Yani ben bunları yazarken yaşamış gibi bir tecrübeyle algıladığım için kendi özel hayatımda geçmişimde büyüklerimin mutsuzluğuna, hüzünlerine, kızgınlıklarına ve kayıplarına sebep olabilecek kararlardan, duruşlardan hep uzak durmaya çalıştım. Yani o kendi içinde bana bir terbiye oldu. Hayat terbiyesi oldu, hayat dersi oldu. Bütün ilişkilerimde, cesaretimde, yani anneannemin cesaretsizliğiyle dedemin cesurca, her şeye rağmen cesurca yaşama kararları arasında, hangisinin daha çok neyi kaybettiği, neyi kazandığı arasındaki ilişkilendirmeyi o kadar net yapabildim ki, şurada dedem gibi olmalıyım, şurada anneannem gibi olmalıyım dediğim pek bir yer olmadı. Yani o biraz daha, çünkü öyle büyümedim çünkü, ama onun gibi hayatınla yüzleşebilen bir insan olmak adına örnek oldu bana. Hani kendisinin unutmak istediği, yaşamamış olmayı istediği şeyleri dahi açıklıkla, netlikle torununa anlatılabilen bir kadın olması benim gözümde onu bambaşka bir yere koyuyor. Yani o da farklı bir cesaret örneği. Ne var ki dedemle olan o gençlik yıllarındaki evliliğinin o en güzel, en verimli zamanlarını, en aşk dolu zamanlarını o cesareti hissederek yaşasaydı o evlilik de farklı olacaktı belki. O da zaten keşke bugünkü aklımla dedemi tekrar bulabilseydim diyerek anlattı bunları bana. Yani o biraz kendi iç hesaplaşmasıydı. Ama hepsi bende. Kimseyi suçlamak, kimseyi yargılamak benim haddim değil. Ve belki de kendi ailemin, çok öz hikayemden başlayıp bir yazar olarak bunu hazmettiğim için olacak. Kurgu kitaplarımda da kendi yarattığım kötü karakterleri de iyiler kadar seviyorum. Hani Dr. Frankenstein'in canavarını sevmesi ve bütün zararını görmesine rağmen ondan kopamaması var ya, ona zarar vermek istememesi. Ben biraz kötü kahramanlarımla da kendimi öyle hissediyorum. Çünkü bunu en yakından kendi ailemle başlayarak orada bu yakınlığı geliştirdim, sabitledim. Dolayısıyla bir yazar olarak gerçekten her kitabımda başlarken diyorum ki evet, tabii ki bir kötü karakter olacak, çirkin karakter olacak ruhen, yanlış şeyler yapılacak, yanlış kararlar da verilecek. Çünkü hayat bu. Hiçbirimiz de çok mükemmel değiliz. Hepimizin içinde hem iyi hem kötü var, hem melek hem şeytan var. Bu şartlara bağlı olarak biri çıkıyor, biri gidiyor. Gitmiyor da kenara çekiliyor. Dolayısıyla kötü kahramanlarım da olacak tabii ki. Ama kimi sevip kimi sevmeyeceğine okurum karar versin. Benim çok kısa bir sorum olacak. Eve, I am sorry I saw you raise your hand just before you. Annenizin ağzından babasını dinlediniz mi? Çok, çok dinledim. Baba olarak veya annenizin gözüyle nasıldı dediniz, onu merak ettim.
annemle dedemin muhteşem bir ilişkisi var. Bir harp gelininde de onu çok net anlattım ben. Dedem, yani hiç çocuk fikri kafasında olmamasına rağmen annemle daha bebekliğinden itibaren müthiş bir şey kuruyor. Sevgi bağı ve güven bağı kuruyor. Annem için dedem hep dinlenilesi, takip edilesi ve kendini beğendirmek için elinden geleni yaptığı bir insan. İdolü annemin. Dedem anneannemden bulamadığı birçok arkadaşlığı, özellikle kültürel konularda annemin mentoru olarak ve ondan aldığı doyurucu geri dönüşle daha da heyecanlanarak, daha sahiplenerek annemle yaşıyor. İşte hafta sonları klasik müzik konserlerine annemle gidiliyor. Doğada yürüyüşe annemle çıkıyor. Çünkü anneannem çıkmıyor. Teyzem annemden 2 yaş küçük. Genellikle hep mızmız bir çocuk. Yani ayağına bir şey batıyor, kulağı ağrıyor, yoruluyor ya da canı sıkılıyor, dinlemiyor, ilgilenmiyor. Onun yanı sıra annem babasının gözünün içine bakarak yaşayan ve onunla yaşayan bir çocuk oluyor. Ve annemin gözüyle anlatılan dedem bana tabii çok şey de ekledi. Fakat şuna da özen gösterdim. Şimdi bir karakteri ele alıyorum. Konuştuğumuz o olduğu için Kurt Seyit. Kurt Seyit'i sırf karısına sorsam ancak karısı olarak anlatacak. Çocuğu onu babası olarak anlatıyor. İşte bir yakını için dayı, biri için arkadaş, biri için sevgili. Yani bir insanın bir karakteri, bir tipi yok aslında. Hepimiz, her birimiz bizimle ilişkisi olan her biri için ayrı bir kişiliğiz. Hiçbirininki öbürününkine benzemez. Herkes bizi ayrı gözle. Kocamız farklı açıdan bakarak bizi değerlendiriyor. Çocuğumuz ayrı, kız çocuğumuz ayrı, erkek çocuğumuz ayrı. Annemiz, babamız ayrı. Arkadaşımız ayrı. En çok neyin elektriği etrafında buluşuyorsak, neyi konuşuyorsak, neyi paylaşıyorsak onun etrafından bir yorumla karakterimiz oluşuyor o kişi için. Benim yapmak istediğim şu oldu. Ben ne Murka'nın kocasına, ne Şura'nın sevgilisine, ne Leman'ın babasına teksif olmayacağım. Ben Kurt Seyit'i anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla her birinin gözünden anlatılan Kurt Seyit'i ve diğer akrabalarının, hepsinin gözünden anlatılan Kurt Seyit'i hayatının her yerinde, gerektiği yerde o yerlerini, o kimliğini oturtarak daha tamamlamaya çalışacağım diye yola çıktım. O anlamda da kendimi Kurt Seyit'i yaşarken tanımış olan herkesten daha fazla onu tanıdığıma inanıyorum. Çünkü hepsinin birden gözünden bakarak onu irdeledim. Hep sorarak yazdım. Niye bu kararı verdi? Niye bu seçimi yaptı? Özellikle çok inişli çıkışlı bir hayatı seçtiği için. Evet, çünkü seçimleriyle yaşıyor. Zorluğu da kendi davet ediyor bir şekilde. İyi bir şey bitirebiliyor bir kızgınlık anında. Fevri bir insan. Tak diye kesip atabiliyor. Fakat attıktan sonra da geriye dönüp kendini acıması ya da geride bıraktığını acıması, üzülmesi diye bir durum da yok. Onun acısını, yüzünü yaşasa bile dışarıya vurduğu bir durum değil. Hayatını yaşamaya devam ediyor. Yeni bir şey yapmaya, yeni bir şey yaratmaya, yeni bir düzen kurmaya uğraşıyor ve günü gününe de yaşayabiliyor. Ben yalnız bunu o ihtilal akabinde kaçan bütün beyaz ruhlarda gördüm. Biriktirmek, saklamak diye bir mevhum yoktu. Yani en küçük, en az imkanlarla yaşayanlar bile o imkan geldiği zaman
o alıştıkları, özledikleri hayatı minimumda dahi olsa yaşayabilecekleri gibi o parayı harcıyorlardı. Hayatın o anlamda yine şarkısıyla, hikayesiyle, ağlayarak, gülerek, uçlarda tadını çıkararak yaşıyorlardı. Bana anlatılan dedemde de zaten o canlı olarak hayatlarını izlediğim diğer kişilerde gördüm, hayatı izledim. Ben ilk elimi kaldırmıştım, bir şey soracağım. Kısa bir soru. Hanım, neredeyse 2 saat olacak ama doyamadık size. Acaba diyorum sizi buraya davet etmek. Daha çok uzun yüz yüze konuşmak imkanı var mı? Böyle bir şey düşünür müsünüz? Kaliforniya'ya gelip bizlerle bir öğleden sonra geçirmek, bizde belki bir Rus sofrası kurup mezesiyle, vodkasıyla, rakısıyla. Çok şey dersiniz. Rus salatası yaparız. Şakası. Güzel olur. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok hoş bir düşünce. Ama burada top sizde. Sizler böyle bir şeyi organize edebiliyorsanız, gönüllü oluyorsanız, ekip, herkes katılıyorsa bana bildirirseniz ben zamanımı ayarlamaya, memnuniyetle tabii katılmaya çok uğraşırım. Keyifle yüz yüze bir sohbet, uzun bir sohbet. Çok çok keyifli olur. Bugün olamayan arkadaşlar da var aramızda. Yani daha birkaç kitap da okuyup yani sizi bir hafta sonu için falan buraya davet edip özel bir etkinlik yapabilmekten çok çok mutlu oluruz. Sizin kontak adresiniz Murat'ta var. Konuşalım. Memnuniyetle. Ancak mutluluk duyarım. Gayet tabii. Çok güzel oldu. Bir de ben Murat, İv Hanım'ın neler söyleyeceğini çok merak ediyorum. Biraz evet, İv Hanım'a hiç söz vermedik. Dilek Hanım'ın bir sorusu var. Onlara da söz verelim. Süremiz azaldı. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Kim var İv Hanım'ı buraya davet etmek isteyen? Eller kalksın. Ben halık içinde kaldırıyorum. Tamam, çok teşekkürler. Bitti benim sorum. İv, sana dönelim. Unmute yapabilir misin İv? You're muted. İv, you're muted. Can you unmute yourself? Ne söylüyor? Biz duyamıyoruz. Evet, mute. Bu arada Dilek Hanım, size söz verelim o zaman. İv unmute yapasıya kadar. Merhaba tekrar. Yani o kadar samimisiniz ve iç dünyanızı o kadar rahat açıyorsunuz ki hani ben de böyle çağrışımdan çağrışıma koşup duruyorum siz konuşurken, kendim iç dünyamla ilgili de. Ve şeye de çok katılıyorum, hani Freud demiş ya, bilinç dışında ulaştığım her yere daha önce bir şair, bir edebiyatçı uğramıştı diye. Çok katılıyorum. Gerçekten edebiyatçılar çok özel insanlar, şairler çok özel insanlar. Çünkü bilinç dışını onlar çok rahat regresi olup tekrar bilince taşıyabiliyorlar ve bunu dağılmadan yapabiliyorlar. Yani bu büyük bir yetenek. Yani gerçekten benim merak ettiğim şu, tabii ki hem bir noktada şeye çok katılıyorum. Sürgün olmuş insanlar diyorsunuz ki, evlenmediler, çocuk yapmadılar. Tabii bağlarından hoyratça koparılan insanların tekrar bağlanması oldukça zor bir şey. Yani bu anlattığınız şey tekrardan bağ kurmak istememek ve bundan ısrarla kaçmak. Evet. O iniş çıkışlar dedikleriniz aslında bazen self sabotaj, kendini sabote ediyor. Bir ilişki iyi giderken batırıyor, gidiyor başka bir yere gidiyor. Sonra orada hani orada takılmıyor, devam edebiliyor diyorsunuz. Aslında bu biraz da yas tutmadan devam etmek. O ilk kaybının yasını tutamadığından, evet, diğer kayıp travmasını tekrar ederek çeşitli kayıplar yaşatıyor ve bunların hiçbirinde yas tutmadan işlevselliğine devam ediyor. Hani bu da bir savunma mekanizması aslında. Hani o kadar güzel anlatıyorsunuz ki sanki böyle bir psikolojik alt yapısını çözümlemişsiniz. O anlamda çok teşekkür ederim. Çok zenginleştirdi beni. Ben şeyi merak ettim. Anneannenizi tabii ki hani böyle daha silik bir karakter gibi okuyorsunuz ama evrimsel olarak birileri dağ tepeyi aşarken birileri de ateşin başını tutacak yani. Hani hep hayatta hepsine ihtiyaç var. Evet, o daha korkak gibi görünüyor hayata karşı. Daha ayıp olur gibi, süper egosu çok katı bir süper ego ile yetişmiş. Dolayısıyla ayıp kavramından çok korktuğu için benim algıladığım,
bir takım girişimler için kendini engelliyor. Ama ben şeyi çok merak ediyorum. Onun böyle bir 12 yıllık annesinden ayrıldığı bir süreç var. Onun da çok büyük bir travması var aslında. Yani mesela onu nasıl yaşamış? Ondan böyle sonuçlar çıkarmış olabilir. Çok savunmacı bir noktaya yönelip kendi hayatını böyle kurgulamış olabilir. Onun hikayesini merak ettim ben kendi adıma. Teşekkürler. Geldin. Teşekkür ederim Dilek Hanımcığım. Tabii bu annesinden 12 sene ayrı kaldığı hikayesi de senaryo için tamamen fabrikasyon bir bölümdür. Çünkü aslında yapımcılar bir iki sene, yani iki sene kadar sadece Kursiyet Şura'yı oynatmayı, sonra oradan itibaren Kursiyet Murka'yı devreye sokmayı ve hatta dördüncü senenin sonunda da uzun metraj, belki de bir Amerikan veya Rus ortak yapımı sinema filmi yapmayı hayal ederek projeye girmişlerdi. Yani büyük bir yatırım yaptılar, çok özveride bulundular. Plan buydu. Fakat dizinin reytingleri onların hayal ettiği noktalara da olmayınca hızlandırdılar. Yani Türk dizi seyircisi Rusya kısmını biraz fazla buldu. Rus kültürünü, işte yok valsleri, baloları, elbiseleri, işte neyse bir şeyler fazla, bir şeyler az oluyordu. Hemen Türkiye kısmını, hatta Türkiye kısmında, yani Cumhuriyet döneminde o öyle çarşaflar, marşaplar falan girdi. Hani hemen şeye böyle bir sanki yabancılık hisseden kitleyi diziye çekmek için yapılan bir zoraki hızlandırmaydı. Tabii o arada bütün o kitabın, ikinci kitabın hikayesini, ki üçüncü bir kitaba bağlıdır o, Mengene göçmenlerinde ben anneannemin ailesinin Romanya'dan kaçışını anlatırım. Oradan başlar, 1892'den dedemle evlendiği 1923'e kadar gelir. Onu ayrı devreye alacaklardı. Şimdi ne yaptılar? Hemen oradan kolaj yaptılar. Fakat bu defa da tarihleme oturmayınca Murka'yı bir 12 sene annesinden ayrı tuttular. Halbuki Murka'nın, yani anneannemin ailesinin İstanbul'a gelişi 1892, Silistre'nin Bulgar işgaline geçtiği zaman. Onu da Mengene göçmenlerinde anlattım. Dağ tepe at sırtında genç bir karı koca, iki oğulları ve kızlarıyla, büyük annemle babam İstanbul'a geliyorlar ve Sultanahmet'te Bizanslılardan kalma bir kumaş atölyelerinin surlar içindeki, tabii Osmanlı'da artık orası mekanlaştırılmış. Oraya yerleştiriyorlar, Mengan bölgesi. İşte Mengene göçmenleri de oradan geliyor kitabın adı. Yani anneannem aslında İstanbul doğumlu. Annesi de babasıyla beraber bir evin içinde büyüyor. Fakat şöyle bir durum var. Yani Romanya'dan gelirken o at binen, silah atan, piyano çalan kadın büyük, yani kadın tipi büyük anne, İstanbul'da Mengene bölgesine yerleştikten sonra bambaşka bir dünyanın içine giriyorlar. Yani o Sultanahmet Cağaloğlu, işte Aksaray ve işte orada büyüyen nesiller bu defa ayıp, günah ve yasak kavramlarıyla büyümeye başlıyorlar. Anneannem onlardan biri. Ve hem babasının çok erken bir felç geçirmesi, sakat kalması ve erken ölmesiyle anneannem daha 9 yaşındayken hem sabah mahalle mektebine gidiyor, hem kendisinden küçük 3 kardeşine bakıyor, küçük annelik yapıyor. Çünkü büyük annem Emine anne kendini kömürle boyayıp erkek kılığında at sırtında Çanakkale cephe gerisine giderek oradan işte bir şeyler topluyor, askerlerden kalan geliyor İstanbul'da, onları hallediyor, Mısır Çarşısı'nda satıyor, oradan gıda ve iç çamaşırı alıyor, tekrar geri götürüyor. O bu mücadeledeyken evde bir küçük anneannem daha 9 yaşından itibaren. Ve bir yandan ayıplar, günahlar, bir yandan mahalle mektebi, bir yandan Kur'an okunuyor
üç kardeşe ve bir müddette yatalak babasına bakıyor o yaşında. Dolayısıyla o kadar farklı bir dünyadan geliyor. Yani dedeminkinle kıyaslanacak bir şey değil. Ve ben Mengene göçmenlerini özellikle anneannemi okuluma anlatmak için yazdım. Yani o çok kızdığınız kadının neden Seyit'e istediğiniz gibi eşlik edemediğini, karılık edemediğini, hayat arkadaşı olamadığını buyurun anlayın. Çünkü o böyle büyüdü, böyle bir dünyadan geliyor, böyle yetişti, böyle bir çocukluk, böyle bir genç kızlık geçirdi diye. Çok farklı dünyalar, çok farklı dünyalar. Onun için kendisine dedemin fotoğrafı gösterildiği zaman o subay üniforması içerisinde evlenir misin Kurt Seyit'le dediklerinde inanamamış. Yani kendini gerçekten böyle bir peri masalının içinde zannetmiş ve daha zaten fotoğrafa bakınca aşık olmuş. Şimdi onun için Kurt Seyit'le evlenmek gerçekten hayallerinin ötesinde bir dünyaya adım atmak. Ama oraya adım atmakla iş bitmiyor. Ondan sonra Kurt Seyit'in dünyasını paylaşmak işi var. İşte orada geride kalıyor. O silkinmeyi yaşayamıyor uzun müddet. Ta ki dedem ne zaman hastalanıyor, elden ayaktan düşüyor, çalışamaz hale geliyor. O zaman anneannem işte o şık gardırobunun kapısına kilidi vuruyor ve çorap fabrikasına işçi olarak giriyor. Evi geçindiriyor, dedemin sağlık masraflarını üstleniyor. Dedemin istediği kuvvetli kadın oluyor çok daha zor şartlarda. Dedemin ona sunduğu hayatı halbuki kabullenip götürseydi, ne o işler batardı, ne dedem kızar şu işi kapatırdı, ne bir yerlere kaçar giderdi. Daha verimli bir evlilik de yaşayabilirlerdi o anlamda, ruhsal ve sevgi anlamında. Ama anneannem sonunda dedemin istediği kadın olmuş. Kuvvetli, ayakları üstünde duran. Anneannem sonra ölene kadar, emekli olana kadar da çalıştı. Kimseye el avuç açmadı. Sadece dedemin ölümünden 2 sene sonra falan aile çok ısrar ediyor. Diyorlar ki genç güzel kadınsın, dulsun. Bir de işe gidiyorsun, geliyorsun. Hani etrafta hani hep bu var ya, ne derler, ne konuşulur, nasıl anlaşılır. İnsanlar hayatlarını böyle yaşıyor, başkaları için yaşıyor, kendi için yaşayamıyor. O kavramla zorlayarak anneannemi evlendiriyorlar. Annemin anlattığı kadarıyla da, anneannemin söylediği kadarıyla son derece efendi, bir binbaşı. Sessiz, sakin, kibar, hoş, cici bir adam. Anneannemi de el üstüne tutmuş. Fakat evliliklerin 2. senesinde sonunda, ismini şimdi unuttum. Gani Gani rahmet eylesin hepsini. Yatağın tepesinde başucunda duran dedemin resmini gösteriyor adamcağız. Diyor ki anneanneme, Mürvet Hanım diyor, 2 sene oldu evlendiğimiz. Artık bir karar verseniz. Bu evin erkeği diyor, Seyit Bey mi ben miyim diyor. Anneannem diyor ki tabii ki Seyit. O bir yere gitmedi ki, sen geldin diyor. Onun üzerine adamcağız valizini topluyor. Çıkıyor gidiyor ve ayrılıyorlar. Yani o kadar da o kudreye bağlı kalmış. Ve dediğim gibi ne bir evlilik yaptı beni taşısın bir erkek sırtında diye, ne birilerine el avuç açtı. Hayatını kendi başına sonuna kadar gayet güzel götürdü. Evet, kuvvetini kazandı ama o kuvveti kazanması için çok tatsız bir devreye girmeleri gerekti. İşte kimi insan da geç öğreniyor. Her şeyi herkes zamanında öğrenemiyor maalesef. Çok teşekkürler. Onu da merak ettim. Sağ ol. Nermin Hanım, can you hear me? Yes. Duyuyorum ben sizi. Duyuyorum. It was a pleasure listening to your memories. I understood everything you said, and but I prefer to speak in English. Please do so. Many years ago, maybe 18, 20 years ago, a friend gave the book to me,
Khurshed and Shura, and she was so touched and moved by it, and she thought that I should read it, and it was in English, so I did. And then many years later, I was going through the book again, and I was looking at the pictures, and all of a sudden, I thought, oh my goodness, there was a picture of the Baroness playing the piano. And I said, I have met this woman. I lived in Turkey for 8 years. And then one evening, we went to a small party at a restaurant on the Bosphorus. And they said to us, well, these people that will play the music tonight, they are ex-Russian, you know, aristocrats. And this is, they're here and they will entertain us. And the Baroness was playing the piano, and she was this very çok zarif bir hanım. Delicate person she was, yes. And she was older, of course, then, but you could see that she must have been a very lovely and beautiful woman in her youth. Well, there's something about you that I saw also in her. You know, she still had that nobility in her. And I just wanted to share that with you. And but you made everything so alive for us. And thank you for sharing everything with us. Well, thank you so much. Thank you. It's such a great story. That book that you read in English must have been the one that was translated by my first husband, Pamir Bezmen. He loved the story so much. His English was great. But now I know that having a great English doesn't mean that you are a great translator. Translating is something else. So, and there were scenes that he translated according to his own taste. He even made some pornographic scenes there, and it really made me so mad. I remember that. No, but for 3 years ago, with a great true literary translation by a professional translator, the book has been published again and printed in America, and it's also in Amazon. So if you have a chance, please go over the new translation. Because I no longer have the old book. I did share it with someone. So thank you. I will do that. Thank you so much for your story also. Yes, Tinochka was playing piano in nightclubs and restaurants around the Bosphorus. And she did so until the age of 90. And the reason she stopped, because the place she was working burned down and her piano there was also burned. Oh. And then she got a heart attack out of sadness. That's the period I met her, actually. And the person who was playing the violin was her lover for 47 years. Yes. If you remember him, that's Todori. Yes, I do remember him with the rucka glass on his. The rucka glass. Yes, he danced. Yes. They are a charming, charming couple, but he was always very scared of her. I mean, she never shouted. She never said anything ugly or insulting, but still her position and the way she handled her body language, he was always very cautious, very scared of her. Kendisi aristokrat değil miydi acaba? Yeah. Erkek arkadaşı.
Hodori, no. He was a Greek origin Istanbul person. Ah, Greek origin. Belki bu hani hiyerarki dolayısıyla ömür boyunca. Well, that also, you know, he always put her, well, she didn't force anybody, but everybody around her put her on a pedestal, you know, and she really made you feel like she deserved that, you know. Well, yeah. She had such a presence. She had a presence. You felt her depth or nobility or whatever it was. I was lucky to have met her, really. She was one of the turning points of my life, especially with the story she brought in to my knowledge. It was great. Yeah, thank you. Thank you so much. Evet, Nermin Hanım, çok çok teşekkürler. Hepimizi böyle güler yüzle ama gözlerimize yaşlarla bıraktınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok iyi öğrendik sizden. Sorular da çok güzeldi. Yorumlar çok güzeldi. Hani herkes dersini iyi çalışmış derler. Öyleydi. Ama yani sırf diziden hikayeyi algılayanlar için ricam bir de kitabı okumaları. Çünkü dediğim gibi kitap bambaşka. Dizinin getirdiği zorlamalarla karakter yapıları da değişiyor ve o zaman da bir soru işaretleri beliriyor. Mesela işte Tolgacığım'ın oynadığı Yahya rolü. Yani Yahya aslında dedemin çok yakınlarından ve hayatı boyunca hep yanında olacak bir insan. Ona da çok destek olmuş bir insan. Yahya'nın böyle bir macerası yok. Çünkü böyle Güzide diye biri de yok gerçek hayatta, kitapta. Yahya aslında Senta isminde Alman karısı olan, hoş, son derece sağlıklı ve uzun yıllar yaşayacak, artık yaşlılıktan ölecek biri. Ne intiharı var, ne sakatlığı var, ne böyle bir trajedisi var hayatında, söz konusu değil. Şimdi tabii o bağlantılar olunca bu defa başka bir taraf bağlantı gerçekten kopuyor, sorular oluşuyor. Onun için onları da açıklığa çıkarmak adına naçizane tavsiyem kitabın kendisinden karakterleri değerlendirmek. Orada biraz daha çok daha gerçek olarak derin veriyor çünkü. Evet, başka sorusu olan yoksa isterseniz toplantıyı burada sonlandıralım. Kimse de el görmüyorum. Nermin Hanım, ben çok teşekkür ediyorum. Ben kitabı okudum, çok keyifle okudum. Bitmesini istemedim. Maalesef bitti. İlk fırsatta diziyi de izleyeceğim. Sizi de burada görmeyi çok çok isteriz. Vega abla sağ olsun. Çok çok iyi bir fikir onu. Teşekkürler. İnşallah sizler organize olduğunuz zaman haberdar edin. Bir iki alternatif tarihli. Ben memnuniyetle programımı ayarlamaya çalışırım. Yüz yüze güzel, uzun bir hafta sonu sohbeti yaparız. O kadar sohbet ki, yani hakikaten hayatımızı çok zenginleştirdi bu. Ne mutlu bana, sağ olun. Görüyoruz Atatürk Kültür Merkezi'nde. Yani bu kültürümüzü daha geliştirmek, belki çocuklarımıza tanıtmak. Yani sizi burada görmek çok çok güzel bir şey olur. Murat, bu işi ayarlarız. Çok tamam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de heyecanla sizin bu oluşumunuzu bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Kitabı okuduğunuz, dedemi, ailemi hayatlarınıza aldığınız için, kalemime değer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda yine güzel bir sohbette buluşmak dileğiyle. Çok teşekkürler Nermin Hanım paylaştığınız için. Harika bir pazar geçirdik. Teşekkürler. Sağ olun. Ne mutlu bana. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.